İşte uçak geliyor. Hayır, istemiyorum. Her tarafı batırdın. Aa, bir fikrim var. Hadi bunu deneyelim. Jake, bak bende ne var? Oo, ver onu bana. Çok güzel. İşte böyle. Hadi hepsini bitir. Teşekkürler anneciğim. Hav, hav. Aa, merhaba bay köpek. Sümük çıktı. Biri sümük mü dedi? Baba, sen ne yapıyorsun? Biraz sıcak. Bir şeyler yapsam iyi olur. Aha, neyse, ilk yardım çantası yanımdaymış. Bir bakalım ne ihtiyacımız var? Sen ciddi misin? Neler oluyor? Buna ihtiyaç yok. Yani henüz. Öksürük şurubu. İğrenç. Aha, bu şeye bayılıyorum. İşte benim buna ihtiyacım var. Ha? Ellie? Nereye gitti şimdi bu? Beni arkada asla bulamaz. Sadece bir ateşini ölçmek istiyorum. Öyle bir şey olmayacak baba. Ellie, hemen buraya dön. Bu oyun değil. Şapşallık yapma. Bir saniye, buldum. Bu işe yarar işte. Tam 12'den. Bu da neydi? Hiçbir şey anlamadı. Şimdi ateşine bir bakalım. Of, neyse ki yanlış el almış. Artık kitabıma dönebilirim. Ha? Olamaz. Bu ciddi bir şey. Sen iyi misin tatlım? Dondurmam çok lezzetli. Bak. Evet, öyle görünüyor. Şimdi şunu bitireyim. Ama anne, kıyafet alışverişi sıkıcı. Yok artık, bak bakalım. Bunlar güzel ve uygun duruyor. Jared, bunları denesene. Peki anne. Hadi. Emin misin? Peki. Nasılım? Ah, çok yakışıklı görünüyorsun. Bunu anneannene göndermeliyim. Aslında hoşuma gitti. Beğendim anne. Ne düşünüyorsun? Fena değil. İşte bu harika. Bu tam da benim tarzım. Herhalde öyledir. Dıgıdık dıgıdık. Hayır. Ya lütfen, lütfen, lütfen. Ekle kalanına. İha! Kıyafet alışverişini artık seviyorum. Teşekkürler anne, harikasın. Seni yerim. Çok fazla para harcadım. Oh, kalkma zamanı geldi. Ne de güzel uyudum. Sanırım hazırlansam iyi olur. Ha? Bu delik de nereden çıktı? Oh, hiç iyi değil. Başka ne giyebilirim ki? Etek mi? Kıyafetlerim nerede? Anne! Şu şekerlere bak. Anne, tişörtümde bir delik var. Anne! Üzgünüm ama çok lezzetliler. Belki bir çözüm bulabilirim. Burada bir şey yok. Denedim ama. Bir dakika. Buldum. Nasıl yaptın bunu? Dur. Yalnız yakıştı. Sanırım işimi görür. Aynen öyle. Cips. Harika görünüyorsun. Dişimin düştüğüne inanamıyorum. Umarım diş verisi gelir. Çok heyecanlandım. Ay, ışıkları da kapatmam lazım. Tatlı rüyalara dalalım. Bana biri diş bırakmış diye duydum. Yeni bir asa almam lazım. İşte dişi bulduk. Şunu alayım. Parayı nereye koymuştum? Yastığın altına koyalım. Hayır, okula gitmek istemiyorum anneciğim. Lütfen uyanma. Ucuz atlattık. Bu diş perisi miydi? Cidden mi? Neyse, ben çözerim. Alo, diş perisi, ufak bir sorunumuz var. Diş perisi selam söyledi. Şuraya koyabilirsin. İşte. Mutlu musunuz? Çok daha güzel.
sizin için boşaltayım. Hepsi bir diş için mi? Oh, tamamdır. Yardımın için sağ ol. Hak ettin, güle güle. Görüşürüz. Olmuşum, en güzelini hak ediyor. Sonuna kadar değdi. Ve vampir odaya gizlice girdi. Havalı anne de onu karate tekmesiyle bayılttı. Öpçüm! Bu sümük olmasın lütfen. Ha? Diş mi bu? Oh, inanılmaz. Dur bir dakika, bunun için para alabiliriz. Aferinim. İyi geceler anne. Yaşasın. Bana bir diş bırakılmış diyorlar. Ya tatlıymış. Nerede şu diş? Buldum. Adil bir takas oldu. Konuşmamız lazım. Ne? Sen de kimsin? Malları ver bakalım. Peki. Fena değil. Kalanını da alayım. Hadi ama yoksa kanatlara bay bay. Dökül dökül. Güzel. Prenses kadar oldum. Git şimdi. Teşekkürler. Geride gelme. Diş perisi sana hediye getirdi. Bu kadar yeter. Ya çok huzurlu. Oh, hayır hayır dur tut çişini. Hayır halıya olmaz. Mis gibi temiz artık bezin. Hey ufaklık. Hey şaka mı şimdi bu? Yetti artık. Bakalım buna ne diyeceksin? Son gülen iyi güler. Bu çok eğlenceliydi. Kesinlikle tekrar yapmalıyız. Orada bir kurabiye var. Tek başına. Yalnız kurabiye. Çekil yolumdan. O benim kurabiyem. İlk ben almazsam tabii. Al sana. Oh, beni yakaladı. Düşüyorum. Hayır hayır hayır. Kurabiye uçuyor. Nereye gidiyor? Bizden uzaklaşıyor. Bu da ne? Nereye gittiğine baksana. İşte aradığım fırsat. Yıllardır bu anı bekledim. Şapşal sporcu seni. Bu donu durduracak bir şey bulabilirim. Bu olmaz. Bir atıştırmalı. Bir dakika. Zaten kurabiyeyi almaya çalışıyorum. Ya oyuncak bebeğim. Burada olduğunu unutmuşum. Ne kadar güzel. Bu dünyadaki en yakın arkadaşım olduğu zamanı hatırlıyorum. Tekrar arkadaş olabiliriz. Bir dakika kurabiye. İşte buldum. Tam da ihtiyacım olan şey. Al bakalım muz kabuğu. Top sende. Muz kabuğu mu? Olamaz. Duramıyorum. Ya düşüyorum. Yaşasın. Muz kabuğu başarılı oldu. Şimdi fırsat mı fırsat? Hey. Kurabiyeye bayılırım. Ya ne kadar güzelsin sen şirin kızım benim. O kadar uğraştıktan sonra kurabiye annem oldu. Ne ilginç bir kitap. Kitap ezikler içindir. Oo, selam. Her yere sürmem lazım. Aman ne güzel güneş kremim bitti. Yeni bir tane alsam iyi olacak. Param neredeydi benim? İşler giderek ilginç olmaya başladı. Sanırım bu yeterli. Gerisini buraya bırakayım. Her şeyi kolaylaştırıyor. David ne yapıyor? Bebeğin elinden şekerini almak gibi. Vay canına bingo. Gün giderek güzelleşiyor. Ver şunu bana. Sen ne yapıyorsun? Bu yaptığın yanlış. Bu paraları ait oldukları yere koyuyorum. Çok hayal kırıklığına uğradım David. Sanırım haklısın. Hayır, sadece çok sıkıcısın. David, buraya geri gel. Yakalayamazsın ki. Hadi ama. Sen dur. Bir dakika, bunun tersi olmalıydı. Böyle daha iyi. Yakaladım seni. Of, biraz nefes alayım. Ver şu çantayı bana. Gerçekten de çok kondisyonsuzum. Ver şu parayı bana. Sağ ol. Pekala, tekrar deneyeyim. Sen ne yapıyorsun? Buna inanamıyorum. Açıklayabilirim. Siz. Hayır hayır göründüğü gibi değil. Gel bakalım buraya. Of neyse ki hepsi burada.
Anne, yürümekten yoruldum. Oo, merak etme, arabayı şimdi buluruz. Gördüğünde bana söyle. İşte orada, gördüm arabamız. Aferin sana. Yaşasın, arabaya gitme zamanı. Ama nerede ki? Yoksa kayıp mı oldum? Yaşasın anne! Anne! Dur, beni bekle! Bütün gün kitap okuyabilirim. Ama o zaman da çok uykum geliyor. Ha? Ama uyandım işte. Belki gözlerimi bir dakikalığına kapasam. Kısa bir kestirsem kendimi daha iyi hissederim. Şöyle rahat edeyim. Ah, bu çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Hey! Bana yokmuşum gibi davranma Betty. Ay yok artık. Uyuyorum. Hadi ama. Pekala, bu şahsi bir mesele artık. Betty, uyan derhal. Çok sinir bozucu. Hadi uyan, uyumayı kes. Betty! Bunu bilerek yapıyor. Yeni bir plan yapmam lazım. Ha, buldum. Bu yastıkları alacağım. Ve bunu da. Tamam mı sanırım? Şimdi hazırım. Şimdi örtüyü üstünden çekeceğim. Vay canına, hala uyanmadı. Her neyse. Artık kanepeye ben oturabilirim. Ve buranın keyfini çıkarabilirim. Anne, eve geldim. Çok güzel oyun oynadık. Ah, elim kesilmiş. Ay. Anne, yardım et. Ah, eve gelmişsin. Olamaz, yaralanmışsın. Annen geliyor. Annem bir baksın bakalım. Ah, bu korkunç bir şey. Çok acıyor. Bir şey yap anne. Buna iyi gelecek tek şey var. Kılık değiştirmece mi oynuyorsun? Bu hemşire annelere göre bir iş. Bu iş iyi bitmeyecek. Biraz bantlamını bitirelim. Yatman gerek, yoksa şok geçirebilirsin. Anne! Yardım et! Düştüm! Çok canım yanıyor. Aslanım, ne oldu böyle? Harika. Şimdi seni iyileştirmemi bekliyorsun herhalde. Ay ama çok kan var. Tut şunu. Biraz başım döndü. Sorun yok. Tuvalet kağıdımız var. Ama yara bantına ihtiyacım var. Saçmalık. Bu da o kadar iyi. İşte iyi görünüyor. Tipsini ver bakayım. Kendimi çok saçma hissediyorum. Bak anne, yemek yapacağım. Çok leziz olacak. Devam et. Önce gereken malzeme ve aletleri çıkarıyorum. Sanırım hepsi bu kadar. Bir dakika. Anne, şimdi ne yapacağım? Sanırım hepsini karıştıracaksın. Televizyonda öyle yapıyorlar. Pek zor görünmüyor. O zaman her şeyi karıştırıyorum. Hey, bu eğlenceliymiş. Süt ekleyeyim. Şimdi de un. Hapşıracağım. Biraz sümükten bir şey olmaz. Bana bak, yemek yapıyorum. Ortalığı dağıtıyorsun. Şimdi iyice karıştıralım. İyi görünüyor. Anne, bu iyi mi? İyi iş çıkarıyorsun. Şimdi sessiz ol. Annen kitap okuyor. Teşekkürler. Hazır gibi. Şimdi fırına giriyor. İlk kekim, umarım tadı güzel olur. Bu harikaydı. Sanırım şef olmak istiyorum. Hemen dönerim. Bu korkunç koku da ne? Sanki bir şey yanıyor gibi kokuyor. Ne oluyor acaba? Anladım sanırım. Bu canımı çok yaktı. Jasmine! İşin sırrı yemek yapmaya başlamadan önce hazırlık yapmaktır. Bütün malzemeler hazır olsun. Sanırım hepsi bu. Yumurtayla başlıyoruz. Çatalla hafifçe vurup kır. Kabukların içine girsin istemiyoruz. Deneyebilir miyim? Tabii ki canım. Hafifçe vur. İşte çatal.
Aman canına, nasıl akıyor? Oh, çok iyi oldu tatlım. Şimdi biraz süt ekle. Dök içine. Böyle mi? İşte benim kızım. Şimdi diğer malzemeleri de koyalım. Yemek yapmak çok eğlenceli. Girin bakalım şuraya. Ay, ortalığı dağıttım. Merak etme, olur öyle. Tamam. Woo! Aferin. Şimdi hepsini karıştır. Bu çok heyecan verici. Yapabiliyorum anne. Şimdi karışımı kaplara boşalt. Yavaşça. Çok leziz görünüyor. Onları fırına vermeliyiz. Onu sen yap anne. Hey! Saati kurmalıyız. Bu aklıma bir fikir getirdi. Seninle zaman geçirmeyi seviyorum. Aa, bu bir kalp anne. Harika oldu. Keklerimiz hazır. Evet. Ve kokuları da müthiş. Afiyet olsun tatlım. Sıcacık güzel yatağım. İşte böyle. İyi geceler anne. Uyumadan önce bir hikaye okuruz diye düşünmüştüm. Evet, prensesli olanı. Bir zamanlar komik bir palyaço varmış. Niye durdun? Selam Betty, ben palyaço Coco. Komiklik yapmayı seviyorum. Evet, bu en iyi hikaye. Bir gün iyilik perisiyle karşılaşmış. Ay, ne kadar güzel. Ah, uykum geliyor. Aa, ne kadar tatlı. Benim uyuyan güzelim. Tatlı rüyalar canım. Anne. 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 Uyan. Anne. Masal zamanı. Anne. Neredeyim ben? Şunu okursun diye düşünmüştüm. Kitap mı? Ne sıkıcı. Hadi eğlenceli bir şey yapalım. Hadi hayalet hikayeleri anlatalım. Ama ben korkuyorum. Yaramaz çocukları yemeği seven bir cadı varmış. Orada bir de kötü korkuluk yaşarmış. Bazen hala onu duyabilirsin. Acıktım. Uzak dur. Ne ilginç bir makale. Selam anne. Selam tatlım küçük prensesim. Nasılmış o elindeki de ne? Bir resim yaptım bak. Aa, tatlım bu harika. Bu bir başyapıt. Bunu çerçeveletmeliyim. Bir galeride durmalı. Küçük kızımın doğasında var. Doğal yeteneğe sahip. Onunla çok gurur duyuyorum. Anne, anne. Aa, çok güzel tatlım. Annem bunu duvara asacak. Harika görünüyor. Koleksiyona bir tane daha ekleyeyim. Hayal gücünü dışa vurmaktan hiç vazgeçme tatlım. Aferin. Ah, sanırım hapşırmam gerekecek. Yok, kaçtı. Ah, hasta olmaktan nefret ediyorum. Sanırım bir çöp kutusu satın almalıyım ya da başkası temizleyebilir. Selam anne. Sana bir resim yaptım. Oyun oynuyorum. Anne. Anne. Cidden mi? Peki, zaten ben niye eğleneyim ki? Bak, burada ağaçlar var ve kuşlar. Ver şunu bana. Böyle daha iyi. Ah, bunun olmasını istememiştim. Tamam, ben silerim. Aa, buldum. Onu asmak için bu sakızı kullanabilirim. Ama bende bant var. En azından duvara asıyor. Tada! Ne? Mahvoldum. Denedim ama üzgünüm. Bak, gözlerim domates oldu. Bu çok zekice anneciğim. Pekala, şimdi bu unun bir kısmını tezgaha yayalım. Üstüne de hamuru koyalım. Buraya dikkat, işte merdane geldi. Şimdi hamura şekil vermem gerekiyor. İşte oldu. O kapakla ne yapıyorsun?
Gördün mü? Bunu hamuru daire şeklinde kesmek için kullandım. Ve şimdi hamur daire şeklini aldığına göre üstüne domates sosu yayacağım. Sonrasında bize kırmızı biber lazım. İşte bu, sucuğa bayılırım en sevdiğim şey. Sırada mozzarella peyniri var. Peyniri pizzanın üstüne serpiştiriyoruz. Çok mükemmel oldu. Sen çok zekisin. Onu alıp fırına koy. Yemekte içmek için bize meyve suyu da lazım. Anne, pizza pişti. Çok lezzetli görünüyor. Gerçekten öyle. Hadi yumur bakalım. Of, bu pizza hamuru çok yapış yapış. Anne, bana yardım et. Eline yapışmaması için unu kullanman lazım. Ha? Hapşu! Bu hamur hala çok yapış yapış. Pizza falan yiyemeyeceğim. Ha? Neden zıplayıp duruyor bu? Amanın! Sen iyi misin? Çok kötü düştün. Ah, bir şeyim yok. Bana bak. Maymun oldum. Kes şunu. Ayrıca o maymun değil, şempanze. Çünkü kuyruğu yok. Ah, neyse. Pekala, şaka zamanı. Telefonu görebiliyor musun? Ha? Görebiliyor musun? Ha? Çok hızlı yaparsam da görebilir misin? Dinle beni. Sana dur dedim. Lütfen dur artık. Ah, bana vurdun. Bunu nasıl yaparsın? Aman tanrım, bu da ne? Sana neredeyse dokunmadım bile. Sana inanamıyorum. Bu savaş demektir. Ne? Ne yapıyorsun? Aman tanrım. Savaş kıyafetlerimi giydim. Çok sıktım, çok sıktım. Oh, böyle daha rahat oldum. Daha bitmedi. Buna ne dersin? Şey, ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Rambo hazır. 1-2, 1-2. Aparkat, savuştur. Saldır. Of, bu iş iyice saçmalaşmaya başladı. Öyle mi? Bu konuda bir şey yapmayacak mısın peki? Aa, kafam. Aa, çok acıdı. Bazen çok kaba oluyorsun. Ağlıyor musun? Bu kadar acıtmış olamaz. Aa, bu annenin en sevdiği televizyon programı. Uf, tekme miydi bu? Orada neler oluyor? Aa, sen çok şirin bir şeysin. Değil mi, değil mi? Hey, ne haber? Bebekle ben oynamak istiyorum. Sen ciddi misin? Ver onu bana, o benim. Bırak artık. Kes şunu. Ne? Harika. Eyvah. Ne ilginç bir kitap. Kitap ezikler içindir. Selam. Her yere sürmem lazım. Aman ne güzel, güneş kremim bitti. Yeni bir tane alsam iyi olacak. Param neredeydi benim? İşler giderek ilginç olmaya başladı. Sanırım bu yeterli. Gerisini buraya bırakayım. Her şeyi kolaylaştırıyor. David ne yapıyor? Bebeğin elinden şekerini almak gibi. Vay canına, bingo. Gün giderek güzelleşiyor. Aham, ver şunu bana. Sen ne yapıyorsun? Bu yaptığın yanlış. Bu paraları ait oldukları yere koyuyorum. Çok hayal kırıklığına uğradım David. Sanırım haklısın. Hayır, sadece çok sıkıcısın. David, buraya geri gel. Yakalayamazsın ki. Hadi ama. Ah, uzak dur. Bir dakika, bunun tersi olmalıydı. Böyle daha iyi. Yakaladım seni. Of, biraz nefes alayım. Ver şu çantayı bana. Gerçekten de çok kondisyonsuzum. Ver şu parayı bana. Sağ ol. Pekala, tekrar deneyeyim. Sen ne yapıyorsun? Buna inanamıyorum. Açıklayabilirim. Sessiz. Hayır hayır, göründüğü gibi değil. Gel bakalım buraya. Of, neyse ki hepsi burada. Parti zamanı. İlk misafirim geldi. Dur, ben açarım. Çok heyecan verici. Dur bakalım. İsmin misafir listesinde mi? O kılıkla yani. Kıyafetimin nesi varmış? O kıyafetle içeri giremezsin. Böyle daha iyi. Unutmadan al şunları. Şimdi girebilirsin. Bazı standartlarım var. Eğlence başlasın. Selamlıyorum. Oh, bana mı aldın?
Teşekkürler anneciğim, seni seviyorum. Ben de seni canım. Gözlerim doldu. Şimdi hediyelerimi açacağım. Sessiz sakin. Mutlu yıllar. Anne, uyan hadi doğum günü çocuğu, al bakalım. Ya anne, hiç gerek yoktu. Oo, şuna bak. Teşekkürler, mükemmeller. Bir de kart almışsın. Ne? Anne, ben evlatlık mıyım? Yüzünü görmen lazımdı. Bunu paylaşacağım. Peki, ver bakalım kutuyu. Sonra görüşürüz. İnanamıyorum ya. Bilmem gerekirdi. Annem her zamanki gibi. Bu kitap çok ilginç. Oh, vay canına, bunu beklemiyordum. Minik kitap kurduma bak. Selam anne. Selam tatlım, sana bir şey getirdim. Açalım mı? Aa, teşekkürler. Ver şu kitabı. Bunlar şimdi lazım değil. Çay partisi vereceğiz. Aa, bu çok sevimli. Oynayalım mı? Biraz çay ister misin Polly? Polly çaya bayılır. Teşekkürler. Yeniliyorsun ezik. Hayır. Hayır. Ah, bu çok kolaydı. Hadi anne, zorla beni biraz. Hile yapıyorsun. Kesin öyle. Oyun kolum çalışmıyor. Gayet iyi çalışıyor anne. Gözlerin kapalı yapmayı dene. Pekala. Daha sert önlemler almam gerekiyor. Ne o? İşine gelmedi mi ha? Hayır. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Ama gelecek sefere ben kazanacağım. Bu oyunu zaten sevmiyorum. Böyle daha iyi. Ben gidiyorum. Bazılarımız özel hayatı olan yetişkinler. Görüşürüz. Of, hiç kaybetmeyi bilmiyor. Her şeyi mahvediyor. Sonunda temizlendi. Selam anne. Oo, gazoz. Tadı güzelmiş. Yüzümdeki bu izler nedir? Ne izi? Aa, bir şey değil. Orada dur. Yara bandı yapıştıracağım. Bu acıtmaz. Anne, dursana. Anne, ciddiyim. Oo, aklıma bir fikir geldi. Bandı düz bir yüzeye yapıştırıyoruz. Bandın üstüne resim çiziyoruz. Mümkün olduğunca komik olsun. Şimdi biraz renklendiriyoruz. Bu baykuşlar çok şirin. Neredeyse bitti. Artık yara bantları sıkıcı değil. Vay canına, çok iyi olmuş. Tamam, bunları yapıştırırım ben. Bayıldım bunlara. Nasıl görünüyorum? Vay, çok harika gerçekten. Sağ ol anne. Sen harikasın. Çocukları uyandırayım artık. Umarım Betty tatlı rüyalar görmüştür. Oh, hala uyuyor. Şuna bak. Betty, uyan hadi. Tatlım, uyan bakalım. Ne? Sabah oldu. Benim gözlüğüm nerede? Göremiyorum. Ah, böyle daha iyi mi? Selam. Ah, merhaba anne. Merhaba canım. Bir dakika. Biraz kek ister misin? Ah, ne tatlısın. Senin gibi bir çocuğum olduğu için çok şanslıyım. Vay canına, ne geceydi ama. Artık yatmam lazım. Annem beni görmemeli. Şu pencereden içeri sızayım. Güzel, etrafta kimsecikler yok. Hiçbir şey anlamayacak. Ne cici benim kızım. Her gün ayrı mutluluk. Ha, o da neydi? David. Yukarıda neler oluyor? Eyvah. Gözlerime damla damlatmam lazım. David. Bir sorun var. David, sen uyandın mı? Aa,
bebek gibi uyuyor. Ne cici bir çocuk. Nazikçe uyandırayım onu. Benim küçük meleğim. David, uyanma zamanı geldi. Ne uykucağıma tatlım. Hayır, uyumak istiyorum. Alarm çaldı. Of, yatakta kalmak istiyorum. David, sakin ol. Peki, ben o zaman gideyim. Buraya mı koysam yoksa buraya mı? Hayır, burası boş. Acaba burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sadece işe yaramaz şeyler. Burası da boş. Aa, buzdolabı. Buzlukta yok. Tüh, bu yemeği ben yapmıştım. Onu yiyemem. Of, nereye sakladığımı hatırlamıyorum. Acaba bu çekmeceleri saklamış olabilir miyim? Bu evdeki çekmeceler neden hep boş? Bu da ne böyle? Peynirli cips yemeye bayılıyorum. Hey! Bunlar benim, anladın mı? Senin değil, benim. Ne? Baba! Hayır, hayır, hayır. Ağlama. Şş. Neler oluyor burada? Benim cipsimi elimden aldı. Bu cipsleri ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Kemer ortaya çıkar o zaman. İşte başlıyorum. Ha, yakaladım. Üstelik giderek güçlendiğimi hissediyorum. Her zamankinden daha güçlü. Amanın, bunun olmasına izin veremem. Benim evimde olamaz. Beni yarı yolda bırakma terlik. Bunu gördün mü? Evet, harikaydı. Oo, hanimiş annesinin küçük meleği? Üstünü güzelce örtüp sana bir hikaye okuyayım. Buna ne dersin? Bu sayede güzel rüyalar görürsün. Bir gün küçük prens rüyalar alemini ziyaret etmeye karar vermiş. Oraya ulaştığında şekerden kuleler ve buluttan ağaçlar görmüş. Ve sonra prenses Aksi yanına gelmiş. Bak, o işte burada. Ve yanında en iyi arkadaşı Bulut Kedici'yi getirmiş. Yaşasın! En sevdiğim karakterler. Çok uykum geldi. Of, ufaklık uyuyakalmış. O zaman bu ışığı söndürelim. Anneciğim, kötü bir rüya gördüm. Çok korktum. Burada uyuyabilir miyim? Peki. Anneciğim, bana bir hikaye okur musun? Belki olur. Anlaşılan bir prens varmış ve kendini bir tür bulutlar ülkesinde bulmuş. Sonra bir kaktüs varmış. Sana bir şey diyeyim mi? Bu hikaye bıktırdı. Bunun yerine anneciğin örümcek arkadaşlarını oynasak, bak ne güzel kımıl kımıllar. Olamaz. Örümceklerden nefret ederim. Peki o zaman. Belki bir müzik dinlemek istersin. Bugünlerde bu şarkıyı çalışıyorum. Ne düşünüyorsun? Of, sesi çok yüksek. Ay canına, bu şarkıya bayıldım. İşte bu. Hadi dans edelim bayayı. Sonunda uykuya daldı. Gitar her zaman işe yarar. Güzel sıcak yatağım. Daha uyumadın mı? Belki sana bir masal anlatmamı istersin dedim. Gerçekten mi? Evet, lütfen anne. Harika bir kitabım var ve pırıltılı peri tozum. Her prensesin bir tacı olmalıdır. Bir zamanlar Jennifer adında güzel bir prenses yaşarmış. İyi ki bayayacak. Uyku vakti. Sarılıp uyuyalım. Bu ses de ne? Ne olur canavar olmasın. Pekala, bunu yapabilirsin. Merhaba canım. Hayır. İnsan niye bunu yapar ki? Anne. Yüzünün halini görmeliydin. Masal için havaya gireyim dedim. Baksana. Bu gece hiç uyuyamayacağım. Ve şuna bak. Sen çok sevimli bir şeysin. Selam. Hadi kendini nasıl hissettiğine bir bakalım. Hadi. Olmaz. Hadi ama ağzını güzelce bir aç şimdi. Yaklaşma bana. Bunu yapmak istemiyorum. Peki, bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Vay! Kandırdım. Bu her seferinde işe yarıyor. Beni oyuna getirdin. Evet, öyle yaptım. Tamam, şimdi göğsünü bir dinlemem lazım. Bunu sevmiyorum. Şunu keser misin?
ama bu eğlenceli. Bay Sevimli iyiymiş. Yakalayamadın. Daha hızlı olman gerekiyor. Güzel, hareket etme, bu çok iyi. Ne? Sesi güzel geliyor değil mi? Ver bakayım şunu bana. 10 yıl tıp oku, sonra bununla uğraş. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. O kelebeği stetoskopuma yapıştıracağım. Şimdi ürkütücü görünmüyor işte. Hey, şu kelebeğe bak. Vay canına, çok güzel. Sanırım senin üstüne konacak. Ses iyi geliyor. Hareket etmemeliyim. İşte yakaladım. Aha, kulaklarım. Pardon. Belki bunun yararı olur. Hayır hayır, sorun yok. Uf, gidip kendime bir doktor bulsam iyi olur. Merhaba Dolly. Köpeğime merhaba de. Hadi. Aa, bir fikrim var. Bu bizim sırrımız olacak. Sen git bakayım. İşte sevdiğim oyuncak türü bu. Hiu, al bakalım. Ne atıştı ama. Oo, hadi bu ahududuyu fırlatalım. Müthiş olacak. Oo, nerelere gitti? Ay, meyveler saldırıyor. Vay canına. Oo. Oo, canı yanmış olmalı. Bunu kim yaptı? Oo, ben değilim. Oo, işte şimdi başın belada. Oo, korkunç görünüyorsun. Artık yeter. Ha? Bu güzelmiş. Bunlardan daha var mı? Aa, tabii. Sanki ağzında parti varmış gibi. Peki, sana bunun nasıl yapıldığını göstereyim o zaman. Bu içinde delikler olan özel bir emzik. Bunun içine ahududuyu koyuyorsun. Sonra sıkıyorsun. İşte bu kadar kolay ve çok lezzetli. Bunların hepsi için sana kola ve cipslerimi vereyim. Oh, hayır, olmaz. Oh, ne kötüsün. Aha, buldum. Hadi gel bir çay partisi yapalım. Benimle mi? Vay canına. Harika bir gün geçiriyorum. Hatta kendi peluş köpeğimi de getirdim. İsmi Yamalı. Acele etme tatlım. Tamam, şimdi kolu bastır. Oh, oluyor işte. Baba bak. Oh, olamaz, gitmem gerek. Hemen dönerim. Tekrar yapmak istiyorum babacığım. Şu renklere bak. Çok eğlenceli. Bir sürü farklı şekil var. Bunu bütün gün yapabilirim. Oo, işte yine. Vay canına, inanılmaz. Baba bak. Baba. Nereye gitti? Bundan hoşlanmadım. Bu evin perili olduğunu biliyordum. Bu da neydi? Orada kim var? Uzak dur. Babam karate biliyor. Yani umarım. Çok korktum. Çıkar beni. Çıkar beni buradan. Kapıyı aç. Peki, o zaman kapıyı kırarım. Demek sonum böyle geliyor. Bunun olmasına izin veremem. Kilitli bir kapı ve canım kızım. Ne yapacağım ben? Bana bir dakika izin ver. Bir şeyler düşünmem gerek. Kapıyı kilitli bırakamam. Buldum. Bu lastik bandı kullanabilirim. Buna artık ihtiyacım yok. Bandı kilidin üstüne ve diğer tarafına takıyoruz. Bu sayede dili dışarı çıkmıyor. Ah, ben mi dahiyim? Çok iyi oldu değil mi? Aa, sen hala burada mısın? Şuna bak. Oo, ne var ki? İzle. Bak, kapı artık kilitlenmiyor. Vay canına, bu çok akıllıca baba. Aferin sana. Birazdan dönerim tatlım. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz Mickey. Oyun hamurlarım olduğu için mutluyum. Bu nedir? Bundan hoşlanmadım. Ben gidiyorum. Baba, beni bekle. Beni yakalayamazsın işte. Nanik. Oo, oyuncak ne yumuşak. Matthew, hayır. Gel bakayım sen benimle. Ama anne.
ne ağırsın. Anne, yüksekten korkuyorum ben. İndir beni. Of, fıtık oldum resmen. Ne yapıyorsun? Sana lezzetli bir atıştırmalık yapacağım. Önce bize biraz bisküvi lazım. Bunları blender'a atıyoruz. Hadi bir döndürelim şunu. Vay canına, nasıl dönüyor? İyice ufalayıp toz kıvamına getiriyoruz. Kase hazır. Teşekkürler tatlım. İşte hazır. Bunu kaseye döküyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Buna gıda boyası ekliyoruz. Renk olarak yeşili kullanıyoruz. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Vay canına, sihir gibi. Bak, mıncıklaması zevkli. Bu gördüğüm en harika şey. Aynısını farklı renklerde de yapıyoruz. Ne düşünüyorsun? Matthew, nereye gittin? Matthew, ne yapıyorsun? Göründüğü gibi değil. Ben ne dedim? Oyuncaklarını yemek yok. Onun yerine bunu dene. Müthiş. Sağ ol anne. Tadı nasıl acaba? Hmm, çok güzelmiş. Üstelik bununla şekiller yapabilirim. Ayrıca kurabiye kesicilerini kullanabilirim. Çok eğlenceli. Hoşuna gittiğine sevindim tatlım. Ne gün ama. Ne? Bu kapı kapanmıyor. Bunun nesi var? Aa, sorunu anladım. Ayıcığıma ne yapıyorsun? Anneme söyleyeceğim. Oyuncaklarını koyduğun yerlere dikkat etmen lazım. Oyuncaklar sana ne yaptı ki? Nasıl yani? Her yerde oyuncak var. Neyse, ben toplarım. Of, olamaz. İki, Mickey. Dikkat et. Hayır. Lütfen bir şey olmasın. Annesi çok kızacak. Mickey. Of, hayır. Buna inanamıyorum. Bak ne yaptın. Aa, ayıcığım, neden? Sorun yok. Oyuncaklar gerçek değildir. Yani bunu tamir edebilirim. Bütün gereken bu şirin ufaklık. Bunu kapının kenarına koyuyoruz. Sonra kapı kapandığında arada bir aralık kalıyor. Bir test etmek istiyorum. Hadi bakalım. Çok iyi oldu babacığım. Bu arada oyuncak ayını da tamir edeyim. Üstümde hiç bu kadar baskı hissetmemiştim. Aa, yok. Pek acımadı. Güzel yapsan iyi olur. Yoksa bu havuç çok güzelmiş. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. İyi geceler Mickey, tatlı rüyalar. İyi geceler babacığım. Ne harika bir hikaye. Ha? Bu da neydi? Baba, sen misin? Bu evin perili olduğunu biliyordum. Bu hiç hoşuma gitmedi. Altta biri mi var? Yok. O da ne? Baba! Ne oldu tatlım? Yatağın altında bir canavar var. Gördüm onu. Canavar mı? Bir bakalım. Burada bir şey yok. Yok mu? Emin misin? Ama gördüm. Ne yapacağımı buldum. Bize biraz canavar spreyi lazım. Sprey şişesine bu gözü yapıştırıyoruz. Ve daha bir sürü göz yapıştırıyoruz. Sonra bunu etiketliyoruz. Bu her şeyi çözecek. Vay canına, sağ ol baba. Bu tam ihtiyacım olan şey. Pekala, iyi geceler tatlım. Artık canavarlara karşı hazırlıklıyım. Spreyim var ve onu kullanmaktan çekinmeyeceğim. Bu iğrenç ses de nedir? Bir türlü uyutmadı beni. Aa, senmişsin. Artık öç alma zamanı geldi. Ağır ol bakalım. Usulca geri çekil. Ellerini göreyim. Al bakalım. Al, hayır. Anneciğim. Orada dur bakalım dostum. Bunu konuşabilir miyiz? Hadi püskürt ona. Hayır, eriyorum. Ah, bu nasıl bir dünya? Hey, bu tanıdık geldi. Odaklan baba, devam et. Ben size ne yaptım ki? Kesin artık. Yeter. Daha fazla katlanamıyorum. Ben gidiyorum.
Bunu beklemiyordum ama işe yaradı. Bunun içinde ne var ya? İşte oldu. Bu üstünü batırmanı engelleyecek. Al bakalım yulaf ezmeni. Teşekkürler anne. Güzel görünüyor. Artık televizyon izleyebilirim. En sevdiğim program. Çok eğlenceli. Güzel. Bir fikrim var. Bay Robot, sen de biraz denemek ister misin? Matthew, yapma. Hayır, robotu besleme. Bütün eğlencemi mahvettin. Hiç eğlenceli bir şey yapamıyorum. Belki bitkileri besleyebilirim. Bu nasıl? Bu programa kendimi çok kaptırdım. Kocaman ve güçlü büyümeni sağlayacağım. Çekil şuradan robot. Bunu gördün mü? Ne uçtu öyle? Merhaba anneciğim. Sen ne yaptın? Şuranın haline bak. Kes şunu. Ne güzel oldu. Bırak onu Matthew. Her yere bulaşıyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Şuna bak. Merhaba, gösterimize tekrar hoş geldiniz. Bu yaptıklarımız bizi acıktırdı. Neyse ki hazırlıklı gelmiştim. Hadi ye bakalım. En sevdiğim. Olamaz. Çok sakarım. Olamaz. Etraf battı. Bunu senin temizlemen gerekiyor. Bu size tanıdık geliyor mu? Öyleyse size dökülmeyen kaptan lazım. Ne güzel. Bunu döndürebilir, ters çevirebilirsiniz ama yine de hiçbir şey dökülmez. Hadi dene. Vay canına, gerçekten işe yarıyor. Sırada başka ne var acaba? Teknoloji inanılmaz değil mi? Bir dakika, biz ne yapıyoruz? Şu figürlere bakın. Hadi hemen bir tane alın. Vay canına, bunu gördün mü? Sanki gelecekte yaşamak gibi. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu kabı bir alayım. İşe kabın tamamına tutkal sürmekle başlıyoruz. Çok gerekmez. Ufak bir damla. Şimdi buna vantuzları yerleştiriyoruz. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Bir tane daha yeter. Tamam, oldu işte. Hadi bir deneyelim. Bunu masaya yapıştırıyoruz. Bak, hiç hareket etmiyor. Bu sefer zorlanacağım sanırım. Sana iyi şanslar. Artık televizyonu izleyebilirim. Ne yakışıklı. İşte tam fırsatı. Kabı ters çevireceğim. Ne? Yapışmış. Kıpırdamıyor. Hadi ama. Peki o zaman yulaf ezmemi yiyeyim. Vay canına, bunu görüyor musun? Yulaf ezmesinden nefret ediyorum. Hemen dönerim. Eyvah, nereye gitti bu? Matthew, buraya gel hemen. Bu yulaf ezmesi mi? Bu benim. Hepsi benim. Nasıl yani? Hiç kımıldamıyor. Yoksa ben mi çok güçsüzüm? Peki, o zaman sehpayı alırım ben de. Hiç sorun yok. Bu çorba nefis kokuyor. Ve tadı da müthiş. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hapşu! O da ne? Çok korktum. Hapşu! Cidden mi? Matthew'a bir bakayım. Nasılsın tatlım? Çok hastayım. Ateşin var. Dinlenmen lazım. Peki anne. Hapşu! Bu çok iğrenç. Sanırım kusacağım. Pardon anne. Pekala, senin ilaca ihtiyacın var. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bundan bir kaşık aldığında giderek iyileşeceksin. İstemiyorum. Ama bunu içmen lazım. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Bir saniye, bunu kullanabilirim. Bu tam ihtiyacım olan şey. Sebil'den üstteki şişeyi alıyoruz ve içine şurubu döküyoruz. Ağzına kadar ve biraz daha dolduruyoruz. Süper. Şimdi Sebil'i tekrar takıyoruz. Ağzını sıkı sıkıya vidalıyoruz. Şimdi bana bu kap lazım. Bunu Sebil'in altına koyuyoruz. Matthew, bak bende ne var? Bir denemek ister misin? Sanırım hoşuna gidecek. Ne güzelmiş. Evet, öyle kola bastır. Kabı ağzına kadar doldur. Sanırım oldu. Bir bakayım tadına. Ekşiymiş. Sonradan meyve tadı geliyor.
Vay canına, şimdiden daha iyiyim. Yaşasın. Oo, aferin oğluma. Bir dakika. Ha, hap şu. Of, olamaz. Bana da bulaştı. Bu olamaz. Gitmem lazım. Neyse ki kendi ilacım var. Ve anne boyu kapıda yanımda. Hazırlıklı olmak iyi bir şey. Hadi bakalım. İşte bu beni iyileştirecek. Oh, iyi geldi. Yine kendimi iyi hissediyorum. Az kalsın şifayı kapıyordum. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Hav, hav. Aa, merhaba Bay Köpek. Sümük çıktı. Biri sümük mü dedi? Baba, sen ne yapıyorsun? Biraz sıcak. Bir şeyler yapsam iyi olur. Aha, neyse ilk yardım çantası yanımdaymış. Bir bakalım ne ihtiyacımız var? Sen ciddi misin? Neler oluyor? Buna ihtiyaç yok. Yani henüz. Öksürük şurubu. İğrenç. Aha, bu şeye bayılıyorum. İşte benim buna ihtiyacım var. Ha? Ellie? Nereye gitti şimdi bu? Beni arkada asla bulamaz. Sadece bir ateşini ölçmek istiyorum. Öyle bir şey olmayacak baba. Ellie, hemen buraya dön. Bu oyun değil. Şapşallık yapma. Bir saniye, buldum. Bu işe yarar işte. Tam 12'den. Bu da neydi? Hiçbir şey anlamadı. Şimdi ateşine bir bakalım. Of, neyse ki yanlış el almış. Artık kitabıma dönebilirim. Ha? Olamaz, bu ciddi bir şey. Sen iyi misin tatlım? Dondurmam, çok lezzetli. Bak. Evet, öyle görünüyor. Şimdi şunu bitireyim. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Şu oyuncaklara bak. Hem uzuyor hem bükülüyor. Çok eğlenceliler. Adeta kendime geldim. Bunları çok özlemişim. Bunu bütün gün yapabilirim. Şuna bak. Vay canına. Buna bayılıyorum. Acaba bununla devasa bir tüp yapabilir miyim? Evet, şimdi öyle bir şey yapacağım. İşte böyle. Uzuyor. Bunu biliyorum. İyi ki ders çalışmışım. Bu da kolay. Ha? Bu da nedir? Bu nereden geldi şimdi? Alo? Görünüşe bakılırsa sonsuza kadar devam ediyor. Tamam, sanırım artık hazırım. Matthew bir şekerlemeyi hak etti. Hadi uç bakalım. Bu çok heyecan verici. Bu ses de nedir? Vay canına, şekerleme. Bu gizemli tüp harika bir şey. Aldı. Güzel. Geldiği yerde bunlardan bir sürü var. Bu Huni yolculuğu hızlandıracak. Umarım karnı açtır. Bu çok güzeldi. Keşke daha fazla olsa. Bu nedir? Sanırım bir şeyler geliyor. Yaşasın, şu şekerlemelere bak. Bu benim şanslı günüm olmalı. Matthew'un şekerlemeleri var. Biraz alabilir miyim? Tadı çok güzel. Evimi tam buraya koyacağım. Buraya bir de arabalarımı getirmem lazım. Merhaba Noah. Bu çok eğlenceli görünüyor. Merhaba anne. Oynamak ister misin? Tabii ki. Şuraya oturayım. Anne, olmaz. Evimin üstüne oturdun. Eyvah. Bu ses hiç iyi işaret değil. Olamaz. Kazara oldu ama sana daha iyisini yapabilirim. Yani umarım. Bu üç boyutlu kalem çok işe yarayabilir. Acil bir onarıma mı ihtiyacın var? Merak etme. Hallederiz. İşe bir ev çizerek başla. Sonra içini 3 boyutlu kalem kullanarak doldur. Bu çizim bizim şablonumuz oluyor. Kalemle uzun çizgiler yapıyoruz ve çatının tamamını kaplıyoruz. Çizgileri birbirine yakın tutup aralık bırakmıyoruz.
Bu bittiğinde kapıya geçiyoruz ve tabii ki her evin pencereleri olması lazım. Yalnız çizgilerin içinde kalmayı unutmuyoruz. Şimdi sıra duvarlarda. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz. Pencerelerin ve kapının yanlarını dolduruyoruz. Sonra evi kağıttan ayırıyoruz. Şimdi sıra evi inşa etmekte ama bunun için çimentoya ihtiyacımız yok. Evin parçalarını birleştirmek için sadece 3 boyutlu kalem kullanıyoruz. 4 duvarının olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa ev yıkılabilir. Duvarlar inşa edildiğinde evi çeviriyoruz. Şimdi çatısını yapıştırıyoruz ve evin üstüne yerleştiriyoruz. İşte karşımızda yeni bir ev. Noah bak, sana bir şey yaptım. Yeni bir ev mi? Evet, üstelik bir bahçesi de var. Vay canına. Bir dakika, buna bir oyuncak bebek lazım. Bebek çok mutlu görünüyor. Sanırım ev hoşuna gitti. Tamam. Bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına, ayakta duruyorum. Ve puppet benim. Çok çok güzel. Çok yaklaştım. Oh tatlım. Endişelenme. Bak bende ne var. Şimdi kıpırdama. Bu senin güvenliğini sağlayacak. Artık düşüp sağını solunu yaralamak yok. Vay canına. Artık kimse beni durduramaz. Çok komik bir his. Hiç acıtmıyor. Yine. Başardım. Artık puppet'i alabilirim. Buna kesin değdi. İşte geliyorum. Aferin tatlım. Hadi devam et. Sağ ol anneciğim. Hoşlandığım çocuk birden bana ilham verdi. Eminim bu yaptığım onun çok hoşuna gidecek. Hadi bakalım. Ne haber David? Güzelim, bana ne yazmış acaba? Evet, bu bende de bazı hisler uyandırdı. Kalbim göğsümden fırlayacak. Şimdi bir bakalım. Bak kitaplarım. Bak kusura bakma. Dur sana yardım edeyim. Anne yumuşak. Vay canına. Alayım onları. Tabii. O zaman pekala. Teşekkür ederim. Sanırım aşık oldum. Bir saniye. Son bir bakış atmalıyım. Evet. Bu çocuk beni gerçekten etkiliyor. İşte bunu diyeceğim. Sevgilinle birbirine ilk baktığın anı hatırlamak gibisi yoktur. Zor kısmı bitti. Güzel. Vay canına. Bunu hatırlıyorum. Ne tatlı bir çocuk. Seni seviyorum aşkım. Yaratacağın eser için ön hazırlık yapmak bütün sürecin bir parçasıdır. Gerçi ben bu aşamada etrafı biraz batırıyorum. Her neyse, şimdi sıra bu fikri sanata dönüştürmekte. İlk fırça darbesi her zaman en iyisidir. Buraya biraz mavi ekleyelim. İşte bir şeylere benzemeye başladı. Yoksa olmadı mı? Korkunç oldu. Bu çöpe gidiyor. Neyse ki daha bir sürü kağıdım var. Çok yumuşak bir fırça darbesi. Bu öncekinden de kötü oldu. Hadi ama artık odaklan. Şaka bu herhalde. Ben neden optuğum bir çiçek bile çizemiyorum? Pekala, sakin ol. Derin bir nefes al. Bunu yapabilirsin. Bunu yapmak için gereken her şey bende var. Hadi o zaman. Yavaş. Yavaş. Öpçü. Of, talihsiz bir durum. Ama bir dakika. Çok ilginç bir şekil çıkmış. Bunu geliştirebilirim. Boya fırçasını farklı tarzda kullanmak tamamıyla benzersiz şekiller oluşturmaya yardımcı olabilir. Ve benim durumumda bu şekil çiçeğin yaprakları oldu. Çiçekleri çizdikten sonra sap ve yapraklar için yeşil ekleyebiliriz. Bak nasıl güzel oluyor. Fırça darbelerini dikkatlice uygulamaya devam ediyoruz. Hatta istersek bu ikisini böyle birleştirebiliriz de. Bu sayede kağıdı çok güzel bir şekilde doldurabiliriz.
Başaracağımı biliyordum. Vay canına. Bunun hepsini kendi başına mı yaptın? Bunu neden sen almıyorsun Annie? Daha yaratacağım şeyler var. Ve bu sefer eserimi tamamen yeni bir yaklaşımla yaratacağım. Ama merak etme, aynı temadan uzaklaşmıyoruz. Bu darbelerin yapraklara nasıl canlı bir görüntü kattığını görüyor musun? Bu arada işimizi hiç aceleye getirmiyoruz. Alta böyle çimenlerde yapabiliriz, gördün mü? Ama bir sonraki aşama biraz zor. Tamamen farklı bir doku yaratmak için böyle boya öbekleri kullanabiliriz. Bu farklı doku için balonu kullanacağız. Ne iç açıcı oluyor değil mi? Şimdi bunu baskı gibi kullanıyoruz. Bunun sonucunda benzersiz eğlenceli çiçeklerimiz oluyor. Bunu da atlamayalım. Çok güzel değil mi? Müthiş oldu. Ne düşünüyorsun? David, böyle bir şey yapmak nasıl aklına geldi? Gizli malzememle elbette. Bu resim gerçekten çok şeker oldu. Hatta çerçevelenecek kadar güzel oldu diyebilirim. Ama işimiz daha bitmedi. Bana biraz ilham lazım. Hı. Ha evet. Sen ne dedin? Ama Susan, sen çok fenasın. Of, bilemiyorum. Pardon. Kağıdımın üstüne koydun. Ah, pardon. Olamaz. Ne yaptığına bak. Kağıdım mahvoldu. Hey. Aa, sana bir şey gösterebilir miyim? Hiç iyi tesadüf diye bir şey duydun mu? İşte bu onlardan biri. Ben de yapabilir miyim? Elbette. İstersen farklı ölçülerde de yapabilirsin. İnanılmaz. Hadi o zaman. Sence buraya kaç tane sığdırabiliriz? İstediğin kadar. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Bunun için bir sürü şey kullanabilirsin. Yeter ki şekil yuvarlak olsun. Sence yeterince yaptık mı? Çok hoş görünüyor değil mi? Jack o zaman. Benim küçük sanatçı oğlum. Pekala, burası gayet iyi gözüküyor. Öyle mi? Ağaçlar, doğa, her şey var. O zaman işe koyulalım. Aynen. Bilemiyorum. Ne? Hey, tuvalime bakmayı kes. Neyse, peki. Ben de o zaman buraya geçerim. Acaba neyin resmini yapsam? İşte, çok güzel bir kuş. Umarım David onu görmemiştir. İlk ben gördüm. Demek öyle. En iyi kuş resmi yapan kazansın o zaman. Birkaç maharetli daire çizimiyle bunu halledebiliriz. Sadece çizgileri nerede eklemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Güzel oldu değil mi? Ama birkaç renk resmi çok daha güzelleştirecektir. Sarı çok mutluluk veren bir renk değil mi? Onun gibi neşeli bir arkadaşı için çok uygun bir renk. Ve biraz yeşile ne dersin? Çok huzur veren bir ton. Ve gözleri ziyafet çekmek için biraz da mavi ekliyoruz. İlk önce kenarları halletmek en iyisi. Bu işi bayağı kolaylaştırıyor değil mi? Neredeyse bitti. Bitirmek için birkaç dokunuş daha. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Aynı fikirde değil misin? Evet, benim çok içime sindi. O da ne? Diğer elimi de kullanmak istedim. Anlaşılan tek gereken bir elmiş. Yani o ve stratejik şekilde konulmuş bir nokta ve çizgiler elbet. Kuşun yüzünü görebiliyor musunuz? Merak etme, o da birazdan ortaya çıkacak. Bu dallar resmedilen şeyin ipuçlarını belli edecek. İşte bunlar da Şirin küçük ayakları. Biraz yeşillik eklemeye ne dersin? Bu resme çok sakin bir hava veriyor. Kuşu şimdi görebiliyor musun? Çok yaratıcı biriyim değil mi?
Tabii öyle görmek niyetin varsa. Hiç fena olmadı değil mi? Bence ikisi de çok güzel oldu. Öğretmene sorsak mı? Yok artık. Umarım bir şey yoktur. Görünüşe bakılırsa uyuyakalmış. Hey! Ha! Ha, bitirdiniz mi? Harika olmuş. Tamam, şimdi bana 5 dakika daha verin. Peki o zaman. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Öf, bu top çok ufak. Vay canına, bu şey aklıma aldı resmen. Anne! Lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya peki o zaman biraz. Hey, boya paletim nereye gitmiş? David, sen mi aldın? Pardon? Bak, bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Senin için bir fikrim var. Yüzünle resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Vay canına, bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl? Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet. Çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetride harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim ve işte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Bu müthiş. Uykudan önce video seyretme yok. Bu haksızlık ama. Burada annem beni hayatta bulamaz. Her akşam aynı şey. Anne. Ver onu bakalım. Bu işe yarar sanmıştım. Şimdi ne yapıyor? Artık yeter. Bundan sıkıldım Alex. Bunu konuşabilir miyiz? Olmaz. Hepsini istiyorum. Gerisini de. Anne. İşte. Hepsini. Gerçekten mi? Peki. Kendime ait bir yerim olması lazım. Annem hep eğlencemi mahvediyor. Sen ne yapıyorsun? Bunu da unutmayayım. Kaç tane var ki bundan? Teknolojiyi seviyorum. Şimdi yatağa. Sen öyle san. Ben hep bir adım öndeyim. Bir fikrim var. Bunu sandalyenin arkasına yapıştıracağım. Eyvah, annem geliyor. Doğal davranırsam bir şeyden şüphelenmez. Burada neler oluyor? Şuna bak. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Bu kanala bayılıyorum. Hep harika fikirlerim vardır. Tuvaletimi yapma zamanı. Bir süredir tutuyordum. Çok daha iyi. Çok eğlenceli. Etrafa saçılması hoşuma gidiyor. Eyvah, bu sefer kaçırdım. Vay, tavana değiniştim. Çiu çiu. Elleri kullanmadan. O ikinci kolayı içmeyecektim. Anneme yardım edip bitkileri sulayayım. Hadi iç bakalım dostum. Tam isabet. Harika. İşte bitti. Sifonu çekeyim. Elleri yıkamayı unutmak olmaz. Boş ver ya. Alex, ne yapıyorsun? Ellerini yıka.
Tertemiz oldu. Aferin oğluma. Aa, olamaz. Burada neler olmuş? Bu lütfen su olsun. Alex, sen mi yaptın bunu? Evet, tuvaletimi yapmam gerekiyordu. Ah, bunun tek sorumlusu benim. Belki bunu halledebilirim. Biraz alışveriş yapalım o zaman. İşte bana gereken şey. Ne çabuk. Vay canına, bu nedir? Bu senin tuvaletin işte. Evet, harika. Hadi o zaman. Sana biraz izin vereyim. Vay canına. Bitti anne. Aferin sana. İyi iş başardın. Düt 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 düt. Selam. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşte lezzetler, iştelerin tatlım. Unutma, hepsini yemen gerekiyor. Bana güvenebilirsin babacığım. Bunu yapmaya hazır mısın Dolly? Vay canına, harika dans ediyorsun. Çok zarifsin. Keşke ben de böyle dans edebilsem. Nasıl başın dönmüyor senin? Sanırım bu kadar yeter. Seni izlemek bile beni acıktırdı. Nefisi, çok güzelmiş bu işteler. Pekala Dolly, sıra sende. Hadi dönmeye devam et. Nihayet eve geldim. Müthiş bir maçtı gerçekten. Şimdi dinlenmem lazım. Önce şu ayakkabılardan kurtulayım. Çok iyi geldi. Artık biraz kestirebilirim. Bir dakika, peynir kokusu mu bu? Burun deliklerim yandı resmen. Sanırım sebebini buldum. Bu çorapları çıkartmalıyız. Annesinin bunu görmemesi lazım. Yok artık, şaka mı bu? Böceğin ne işi var burada? Evcil hayvana izin yok demiştim sana. Kim bilir bunun altında neler bulacağım. Bu daha da kötüymüş. İğrenç. Nasıl oldu ki bu? Doğrusu hiç öğrenmek istemiyorum. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Hadi sen benimle geliyorsun. Bu çorabın içini sabunla doldurdum. Betty'nin ayaklarını bu sabunun içine daldıracağım. Daha sonra temizlenip durulanmaları için bu plastik botu kullanacağım. Umarım su yeterince ılıktır. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi yatağa dönüyoruz. Vay canına, ne güzel temizlenmişler. Tek bir leke yok. Şimdi üstünü güzelce örtelim, tamamdır. İyi uykular tatlım. Ne gündü ama. Hadi şuradan çıkalım. Şedevi uyandırma sakın. Artık oyun zamanı. Hadi yapalım şunu. Hayır, öyle yapma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bırak da istediğim gibi oynayayım. Dikkat et. Yaşasın, başardık. Çakali kanka. Bu harika bir şey. Çok eğleniyorum. Düşürme beni sakın. Vay canına, o da dönüyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bence yapmamalıyız. Yoksa yapalım mı? Hadi, çok eğlenceli olacak. Bir de neler olduğunu hiç anlamayacak. Bence biraz yenilenmeye ihtiyacı var. Yıldızlar pırıl pırıl parlamasını sağlayacak. Vay canına, harika bir iş çıkardık. Aferin bize. Hadi, gece daha yeni başlıyor. Artık yola çıkıyoruz. Bunu hep yapmak istemişimdir. Sıkı tutun. Yalnız ben biraz zorlanabilirim. Sonuçta benim sürücü ehliyetim yok. Bir dakika. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Aman tanrım, bu harika bir şey. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Hadi gaza bas. Sen daha hiçbir şey görmedin. İşte ben de bundan bahsediyordum. Neredeyse kusacağım ama diğer yandan bayıldım. Gecenin bitmesini hiç istemiyorum. Artık yatağa dönsek iyi olur. Evet, ben de çok yoruldum. Eskisi kadar genç değilim. Bütün gece eğlendiğimiz zamanları hatırlıyor musun? Evet, ne güzel zamanlardı. Sabah mı olmuş? Çok acayip rüyalar gördüm. Rüyamda oyuncak bebeklerimin canlandığını gördüm. Bir dakika, ne? Dün gece neler oldu? Herhalde bir rüyaydı değil mi? Ben neden bahsediyorum? Tabii ki öyleydi. Şunları yıkayıp çıkarsam iyi olacak. Bilim yapma zamanı tatlım. Hadi canavar yapalım. Bu sefer olmazdı, bugün biraz eğleneceğiz. Tuvalet kağıdı rulolarına yüzler çizdim. İçlerine de biraz karbonat dökeceğim. Ve biraz gıda boyası ekleyeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi sıra özel malzememiz sirkede. Hazır mısın? Bu çok komik. Kusuyorlar. Vay canına. Tekrar yap anne. Harika oyundu anne. Öyleydi canım. Bu fıdık, bu boyunlukla çok sevimli görünüyorsun. İn bakalım. Saçlarına ne olmuş? Çalılığın içine düşmüşsün gibi görünüyor. Neyse, birinin banyo yapması gerekiyor. Banyo.
Gözlerim, bu yakıyor. Bırak artık. Hayır, bir daha olmaz. Görebilmek istiyorum. Pekala, bu işe yaramayacak. Bir dakika, pofuduğun boyunlu. Şunu alayım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bu işe yarayabilir. Anne, ne yapıyorsun? Boyunlu güneşliğin üstüne yerleştiriyorum. Sonra da saçlarını şu şekilde topluyorum. Pek şık olmadı. Ay, buraya nasıl geldik? Anne, bunun işe yarayacağından emin misin? Ani hareketler yapma tatlım. Hala görebiliyorum. Bak, her şey yolunda. Hadi şu saçlarını temizleyelim. Gıdıklanıyorum. Benim uslu kızım. Of, başka ne yapayım bilmiyorum. Biraz çaba göster tatlım. Hayır, istemiyorum. Bu berbat. Ah, buldum. Sana bu oyuncağı vereyim. Hayır. Peki ya, bütün bu kobiklere ne dersin? Benim bir tane var. Bak, onlar kalsın. Ah, en azından denedim. Peki bu para dolu çantaya ne dersin? Alabileceğin bütün o şekerlemeleri düşün. Ah, ne çok para. Hayır, parayla aklımı çelemezsin. Sıkı pazarlık ediyorsun. Bunu istemiyorum. Amanın, güzel mutfağım. Çok eğlenceliydi. Deniz kızımla oynamak istiyorum. Deniz kızı mı? Hmm, bu bana bir fikir verdi. Yemek zamanlarını eğlenceli hale getirmek için tek gereken bir kaşık ve model hamuru. Model hamurunu yassılaştır. Sonra kaşığın sapına sar. Ve şöyle katla. Sonra alt kısmına balık kuyruğu şekli ver. Aynen böyle. Sonra bir şekil verme aletiyle kuyruğa biraz detay ekle. Model hamurunu şekil verici aletle biraz kazı. İyi görünüyor. Şimdi de balık pulları ekleyelim. Yukarıdan başlayıp aşağı kadar bunlardan yap. Çok derin olmasın. Aleti hamurun üstünde nazikçe hareket ettir. Bu bitince kaşığı fırın tepsisine yerleştir ve fırına ver. Bu hamuru pişirecek ve sertleştirecek. Fırından çıkar ve soğumaya bırak. Son olarak da gümüş renkli hamur boyasıyla boya. Umarım işe yarar. Ah, bir deniz kızı kaşık. Bu sihir gibi. Cici kızım. Selam canım. Baba. Selam tatlım. İşte kahvaltın. Bunu yemem. Yine mi? Babasına bak, kızını al. Yok, yemeyeceğim. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım. Telefona bakayım. Alo. Ah, selam. Ne iyi ettin de aradın. Anne. Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um. Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır. Geri gel. Üzgünüm balon. Niye insanların başına kötü şeyler gelir? Betty, ne oldu? Ay, seni sonra ararım. Tamam tatlım. Annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Teşekkürler anne. Bak, balonum artık uçup gitmiyor. Neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Annen halletti. Ay, bu tuhaftı. Ne çok para. Hey. Hey, geri dön. Bekle. Paramı saklamalıyım. Duvardaki bu boşluk işimi görür. Sanırım bir fikrim var. Parayı boşluğa koyuyorum ve 3 boyutlu kalemle güvende kalmasını sağlıyorum. Çerçevesini çiziyorum. Sonra çaprazlama çizgiler. Ters yönünde de aynısını yapıyorum. Şimdi örümcek ağ gibi görünmeli. Ağın ortasından başlayarak daireler çiz. Şöyle. Param güvende. Olamaz. Şimdi seni yakaladım. Demek sonu böyle olacakmış.
Bunu düşürmüşsün. Ay. Gördüğün gibi birçok güzel çiçeğimiz var. Senin görevin... Aha, pardon. Dediğim gibi görevin onlara bakmak. Ah, ne güzel. Ha, bu çok hoşmuş. Ay. Ah, az kalmıştı. Dikkatini veriyor musun? Ah, iyi. Beni izle. Sulayıcı orada. Oh, ne büyük sorumluluk. Bu gayet kolay görünüyor. Fazla sulama. Anladım. Ah, olamaz. Ah, şu pisliğe bak. Hemen temizle. Hemen. Tabii bana güvenebilirsiniz. Bakalım burada ne varmış. Bu saksıyı alıp temizlemeni istiyorum. Ay. Oh, ve nefes ver. Ah, çok üzgünüm. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu iyi görünmüyor. Ama sanırım işleri nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Bu saksıyı atmaya gerek yok. Sadece 3 boyutlu kalemi al. Kırın yanından aşağı doğru çiz. Kırın tüm kenarlarına uygula. Hiç boş bir nokta kalmasın. Neredeyse oldu. Bu tamam olunca bir kenardan diğerine çizgiler çek. Amaç iki kenarı birleştirmek. Harika. Sonra daha fazla çizgi çek. Şimdi içini doldurmaya başla. Biraz zaman alabilir ama değecek. Büyük boşluklar kalmasın. Şimdi çatlakların da üstünden kalemle geç. Bu çatlağın ilerlemesini önler ve bağı güçlendirir. Şimdi biraz renk katmalıyız. Ne kadar farklı oldu. Selam. Amanın, bu müthiş. Ama başka bir şey kırma. Anladım. Pardon. Oh, ne iyi uyudum. Hey, bugün doğum günüm. Bana mutlu yıllar. Şimdi ne yapsam? Ha, buldum. Buralarda bir yerlerde olmalı. Aha, süslerim. Doğum günü ortamı olmalı. Doğru olmayan bir şey var. Hey, ne haber kanka? Sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Ha? Kapa kapa. Tada! Balon mu? Bana mı? Bu harika. Bugün özel bir gün. Onu duvara asacağım. Aslında bir fikrim var. 3 boyutlu kalemim lazım. Şuna bak. Balonu şişir ve çevresini 3 boyutlu kalemle çizmeye başla. Bütün çevresini sar. Tamamen kaplanana kadar devam et. Bu bitince balonun dibini makasla kes. Balon sönünce içinden dikkatlice çıkar. Sonra içine ışık zinciri koy. İşte parti ışığı. Şuraya asayım. Ne hoş görünüyor. Bayıldım. Çöp bidonunda ateş yakmaktan bile güzel. Hadi kutlama yapalım. Şurayı temizleyeyim. Fincanları çıkardım. Ortamı hazırlayayım. Bir de pasta lazım. Sıra dilek tutmada. Ha? Ne oldu? Rüzgar. Aa, sorun değil. Ha. Hava işte. Erken konuşmuşum. Doğum günün kutlu olsun. Oh, yine huzurlu bir sabah. Hazırlansam iyi olur. Oh, uyan. Günaydın. Dişlerimi fırçalama zamanı. Ah, hala uykum var. Ay, gıdıklıyor. Ah, dişlerim ışıldıyor. Oh, olamaz. Belki fark etmezse. Pekala, sırada ne var? Makyajım iyi görünüyor. Ah, küpelerim. Takayım. Öbürü nerede? Bana bakma. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Ha, bu çok tuhaf. Ah, ben ne yapacağım? Sanırım bir fikrim var. 3 boyutlu kalemle böyle bir üçgen çiz. Çizgiler şık olsun. Üçgenin tabanına ulaşınca başka bir renk kullanmaya başla. Bir karpuz yapacağız. Kabuk için yeşilin farklı tonlarını kullan. Sonra çekirdekler için siyah noktalar yap. Noktaları kırmızının üstüne rastgele yap.
bitince tersini çevir ve bir küpe iğnesi ekle. Şık ve leziz görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. 3 boyutlu kalemle küçük çizgiler çiz. Öbür yanına da yaprak şekli elde etmeliyiz. İyi görünüyor. Yaprağı ters çevir ve küçük ve şeffaf bir pipet parçası ekle. Bunu makasla kes. Bu yaprağı kulağında tutacak. Oo, çok güzel görünüyorlar. Tesisatçı olmak istiyorum da. Biliyordum zaten. İlk misafirim. Selam canım. Harika görünüyorsun. Sen de öyle. Mutlu yıllar. Telefon kılıfı mı? Sağ ol ama bende bu var. Pardon. Ama bir şey daha var. İşte. Benim de dişlerim var. Evet tabii. Burada bir şey daha olmalı. Bunu unutmuşum. Çok üzgünüm. Bir dakika. O bir 3 boyutlu kalem mi? Sanırım bir fikrim var. Telefonunu düz bir yüzeye yerleştir. Sonra 3 boyutlu kalemle çizmeye başla. Aşağıdan yukarı doğru doldur. Hayal gücünü çalıştır. Ama hepsinin kaplanmasına dikkat et. Hiçbir noktayı atlama. Tabii kamera kısmını boş bırak. Bu bölümde acele etme. Şimdi yanlarını da çiz. Ana fikir güvenli ve kişisel bir telefon kılıfı hazırlamak. Aynen böyle. Pekala, sana bir şey daha getirdim. Buna bayıldım. Harika, girebilir miyim? Bir misafir daha. Selam. Mutlu yıllar, işte hediyem. Eminim bunlarla bir omlet yapabilirim. Dada! Peki ya bu? Bir yumurta daha geliyor. Geriye tek şansım kaldı. Yarı tatlım. Sopayı hemen indir. Pekala. Bu yumurtaları görüyor musun? Kabukları tavanın dışına alıyoruz. Alıştırma yaptıkça ustalaşırsın. Bu okul sonrası atıştırmalıkları çok yavan. Sıkıcı. Neden şuraya bakmıyoruz? Annem sürekli buraya bir şeyler stoklar, gördün mü? Bak. Bu şey bu sabah kesinlikle burada değildi. Hadi mideye indirelim şunu. Acaba kaç dilim çıkar? Dikkatli ol, tamam mı? Kaşıklar. Gümül. Harika olacak. Çok güzeldi değil mi? Bir dakika, altında bir not var. Annenin pastası. Biz ne yaptık? Belki biz de bir pasta yapabiliriz. Marshmallowlar işe yarar mı acaba? Çikolata da olursa olabilir. Tabağın içine kare çikolatalardan koyuyoruz. Sonra üstüne dev marshmallowları yerleştiriyoruz. Sonra bunları fırına atıyoruz. Birazdan görüşürüz. Böyle görünmeye başladığında artık çıkarabiliriz. Dikkatli ol, çok sıcak. Şu güzelliğe bak. Annem buna bayılacak. Eve geldi. Merhaba tatlım. Demek doğum günümü hatırladın. Al bunu kullan. Canına ne yaratıcı bir şey. Erimiş bir güzellik. Çok akıcı ve sıcak. Nefis. Tadında yaz esintileri var. Sen dünyanın en iyi çocuğu musun? Nesin? Aşkım. Yaşasın. Şimdi ben de tadına bakmaya can atıyorum. Limonata 5 sent. Daha yerisi kadı. Hadi gelip alın. Merhaba. Herkese çok var. Hadi gelin. Demek çok susadınız. Afiyet olsun. Canına rüzgar gibi geçti. Tek bir damla bile kalmamış. Şimdi ne satacağım? Ne oldu? Limonatam tamamen bitti. Bu hiç iyi olmamış. Ama bu sefer farklı bir meyve suyu deneyebilirsin. Bu karpuzu görüyor musun?
Bunu doğruca kabuğuna batırıyoruz. Sonra geri çekiyoruz. İşte kendimize bir çeşme deliği açtık, gördün mü? Bu aleti şimdi buraya sokuyoruz. Ve işte hazır. Yerine tam oturdu. Şimdi bir bıçakla üstten kare bir parça kesiyoruz. Sonra bu blenderı daldırıp karpuzu meyve suyuna dönüştürüyoruz. Bütün suyu buradan görebilirsin. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Bir bardak karpuz suyu lütfen. Bundan daha ferahlatıcı bir şey olamaz. Ve bu da bunca iş sonrası benim ödülüm. Şimdi ilanımızı değiştirmeliyiz. İşte oldu. Tamam, artık müşterileri karşılamaya hazırız. Herkes için meyve suyumuz var. Of, iyi ki örtü bu kadar büyükmüş. Kanepeye yeni bir görünüm kazandırdı, gördün mü? Evet, güzel. Vay canına. Sorun yok, şimdi bütün ışığı engelleyeceğim. 3 boyutlu film sezonu resmen başlamıştır. Harika. Hayır, söndür. Böyle daha iyi. Galiba kızın başı belada ha. Patlamış mısır için sağ ol baba. Ne? Bu ne böyle? Betty, ya niye buruşturdun öyle yüzünü? Tuzlu mu? Sen de amma seçicisin. Film gecesi tamamen mahvoldu. Of ya, peki tatlı bir şeyler ister misin? Hayır. Peki o zaman. Her zaman yiyecek konusunda mızmızlanır zaten. O zaman ben de özel bir patlamış mısır yaparım. Ben de bu sefer mikrodalga yerine mısırları tavada pişireceğim. Ancak bu da ilk aşaması. Tatlıyı çok sevdiği için içine karamel de atacağım. Şimdi ateşin sicini yapmasını bekliyoruz. Şimdiden olmaya başladı. Yağlar nasıl sıçrıyor. Demek yaptığım işe yarıyor. Çar çabuk patlamış mısırlarımız oldu. Hazır işte. Ya da karamelli mısır mı desek? Çok da güzel kokuyor. Hey Betty. Uykuya mı dalmış hemen? Yazık. Sanırım bunların hepsi bana kalıyor. Çok güzel. Of, bu şey nasıl açılıyor? Of, mıncık mıncık oldu. Ne tüyleymiş. Kedi yalamak gibi bir şey bu. Ama bunu kesersen belki daha iyi olur. Ama bütün meyveyi heba ediyorum. Geriye yiyecek bir şey kalmıyor ki. Çok kötü oldu. Olmuyor işte. Ben dünyanın en kötü aşçısıyım. Tatlım, orada neler oluyor öyle? Ağlıyor musun sen? Bu kivi benden nefret ediyor. Ama bunu halledebiliriz. Bir düşüneyim. Bunu gördün mü? Bıçağı alıp böyle kesiyorsun. Sonra bu yarıyı tekrar ikiye bölüyoruz. Aynısını diğer yarısıyla da yapıyoruz. Sonra meyvesinden ayrılana kadar kabuğunu bardağın kenarından aşağıya bastırıyoruz. Meyve kısmı doğruca bardağın içine düşüyor. Hepsi bu, gördün mü? Anne, sen bir meyve kesme dahisin sisisin. Vay canına, bu şey ne kayganmış. Neyse, sorun yok. Ama belki bir çatal kullanman daha iyi olur. Tada! Peki. Teşekkür ederim. Çok güzelim. Sen benim küçük kivimsin tatlım. Al bakalım David. Bu bir tabak tozu çamura benziyor. Hadi ama bu senin için yararlı. Hadi bir dene. Bilemiyorum anne. İğrenç. Bunu yemem ben. Çamurlu su biriketisine benziyor. Peki ya şu pastaya ne dersin? Canım aslında tam ondan istiyor. Üstü de ne güzel kaplanmış. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Buldum. Sen portakalı hep sevmişsindir. Bu yine de pasta gibi olmaz ki anne. Hayır, teşekkürler. Belki verebileceğin başka bir şey vardır. Bol proteinli yoğurt mu? Baksana ne vereceğim David. Bilemiyorum. Onu sevdiğimi sanmıyorum.
Bir dakika. Sanırım daha iyi bir fikrim var. Sadece biraz hazırlık gerektiriyor. Portakalları soyuyoruz. Sonra bunları ahşap şiş geçiriyoruz. Bunun gibi büyük bir bardağın içine koyuyoruz. Şimdi de sevdiğin yoğurdu içine bolca döküyoruz. Meyve sayesinde tadı artık harika olacak. Üstüne istersen farklı tatlar da ekleyebilirsin. Bardak neredeyse doldu. Sonra bunu bir süre dondurucuya koyuyoruz. Ve yarım saat sonra muhteşem bir atıştırmalığın oluyor. Sadece bardağın içinden çıkarıp çubuğunu da çekiyoruz. Bak, o olmasa da atıştırmalığımız dağılmıyor. Daha sonra dilimlere ayırıyoruz. Ah, çok harika olmadı mı? Hiç şeker katmadan müthiş bir tatlımız oldu. Bu benim kahvaltımı şimdi. İşte olay bu. Kokusu harika. Eminim bunları 2 saniyede patlatabilirim. Markete mi gittin? Ve sana en sevdiğin şeyi aldım. Yani vanilyalı dondurma. Bir bakalım başka neler almışım. Benim için önemli olan tek şey bu. Ama böyle yumuşak mı oluyordu bu? Ah, dondurma çorbasına dönmüş bu. Of, olamaz. Of, lütfen ağlama. Dur, onu halledeceğim hemen. Hey, oyuncağını kullanabilir miyim? Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Oyuncağın çukurlarına sevdiğimiz kuru yemişleri koyuyoruz üstüne. Dondurmayı da döküyoruz. İstediğin dondurma olur. Ama hepsinin üstü tamamen kaplanmalı. Mükemmel. Şimdi bunu dökülmemesi için dikkatlice dondurucuya koyuyoruz. Şimdi 10 dakika bekliyoruz. İşte oldu. Sonra alıp ters çevirerek tabağa koyuyoruz. Bak. Ah, bu muhteşem bir şey babacığım. Aa, dur. Bir dakika. En iyi kısmını unutuyordum. Az kalsın. Çikolata sosunu seversin değil mi? İşte al bakalım. Aslan babam. Galiba bütün fındıkları kullanmışım. Ah, bana hiç kalmamış. Ağzımın içinde sanki parti var. Ah, ne güzel, afiyet olsun. Biliyorum, artık mutlaka bir gün öğle yemeğine gitmemiz lazım. Tatlım, çok uzun zaman oldu. Anne, ayakkabımın bağı çözülmüş. Bağlamam lazım. Önümüzdeki haftaya ne diyorsun? Çevir çevir. Tamam, iyi fikir, bir saniye. Hadi gidelim tatlım. Ne? Beni nereye götürüyorsun? İşte başardım. Kendi başıma bağladım. Anne? Nereye gittin ki? Saçlarımı kestirmem lazım. Anne, ben sıkıldım. Şekerleme. Öf, boşmuş. Biraz eğlenmek istiyorum. Vay canına. Ben de dilimi böyle dışarı çıkarabilirim, bak. Bu güzel olmadı. Bu neymiş? İlginç bir şeye benziyor. Vay canına, içinde ne olduğunu merak ettim. Şuna bak. Bunları üstüme yapıştıracağım. Bir tane de buraya koyacağım. Bu çok harika. Dövmeye benziyorlar. Çok harika görünüyorum. Nereye gitti bu? Liam! Geliyorum anne. Ne düşünüyorsun? Sen ne yaptın bakayım? Böyle dışarı çıkamazsın. Bantların hepsini çıkarmamız lazım. Of, hayır, acıyor. Gel buraya. Buna vaktimiz yok. Derhal geri dön. Bunun için fazla yaşlıyım. Liam, hemen buraya gel diyorum. Olmaz, beni zorlayamazsın. Otur bakayım şuraya. Ver şu kolunu. Sanırım bunu nasıl halledebileceğimi biliyorum. Ve tamamen acısız olarak bir kulak temizleme çubuğunu vazeline batırıyorum. Bunu bantın üstüne süreceğim. Artık bantı yerinden çıkarabiliriz. İşte, hiç fena olmadı değil mi? Nereye gitti bu? Şimdi sıra diğerinde. Artık güzel yüzünü görebiliyorum. Tamam, hadi gidelim. Birini görmedi. Şşş, aramızda kalsın.
Çok güzelsin bebeğim. Al bakalım şekerlemeleri. Çıkmadan evvel tuvalete girmene gerek yok değil mi? Hayır. Hadi gidelim. Tamam tamam. Bir saniye. Hem bu çok eğlenceli. Ah, ormanda olmak çok güzel. Uzaklara gitme tatlım. Aa, bu ne güzel. Onu almam lazım. İşte aldı. Kokusu ne güzel. Eyvah, çişim geldi. Baba, acil bir durumumuz var. Ah, biliyordum. Tamam, gel benimle. Acele et. Buralarda bir yerde çalılık falan olması lazım. Burası çok iyi. Hem doğanın tadını çıkarabilirsin işini hallederken. Hayatta olmaz. Peki, o zaman bir düşünelim. Ha, buldum. İzle beni. Nerede bu? Baba ya. Hadi bakalım. Ha, şaka mı bu? Hayır. Düşün, hadi düşün. Ha, bu ciddi bir durum. İşte bu işe yarayabilir. Tamam, bir dakika. Bu kovayı bagaja koyacağım. Ve kapağı klozet kapağı gibi iş görecek. Hadi bakalım, tahtın seni bekliyor. Tam zamanında. Bu battaniyeyi yukarı kaldırıp seni saklayacağım. Baba olarak yine sıradan bir gün. Oh, eyvah. Hadi bir an önce hallet işini. La 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 la. Eyvah. Arabayı yıkadın. Tembelce bir gün gibisi yok gerçekten. Of, hava çok sıcak. Selam. Şu karnımızı da içeri çekelim. Orada olmalıydın, şuna bak. Kimse bu saçlara karşı koyamaz. Merhaba hanımlar. ne komik. Klasik hareketler. Bana mı güldü onlar? Olamaz. Uf, hep böyle oluyor. Neyse, ben işime döneyim. İyice temizleyip parlatmam lazım. İşte tek bir leke bile kalmadı. Güzel iş çıkardım. Gayet güzel oldu. Okula gitmek için hazırım baba. Atla bakalım tatlım. Tamam, hadi gideyim babacığım. Önce biraz müzik açalım değil mi? Bu şarkıya bayılıyorum. La 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 la. Olamaz. Sen ne yapıyorsun? Ay pardon. Arabayı daha yeni yıkadım. Ama yine de biraz dans edebilirim. Ben az önce ne dedim? Pekala, sakince nefes alıp ver. Yoga derslerini hatırla. Bir dakika, bir fikrim var. Bu tişört bütün sorunu çözecek. Bunu başlıktan geçirip koltuğa giydireceğim. Şimdi istediğin gibi dans edebilirsin tatlım. Sağ ol babacığım. La 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 la. Hadi gidelim o zaman. Püf püf, çekilin şuradan bakayım. Üstüne biraz sinek kovucu sıkmam lazım. Olmaz, çok gerici bir şey o. Nereye gidiyorsun? Uf, neyse, en azından denedim. Beni yakalayamazsın ki. Burası şekerlemelerimi yemek için güzel bir nokta. Aha, ne ilginç bir kitap. Çok güzel. Olamaz. Gidin buradan. Anne. Beni rahat bırakın. O Liam mıydı? Neyse, herhalde önemli değildir. Kurtar beni. Alın bakalım. Şimdi iyice kızdılar. Anne, bana yardım etmelisin. Her yanımı sivrisinekler sardı. Çok kötüler. Endişelenme tatlım, ne yapacağımı biliyorum. Birkaç damla bundan damlatmamız lazım. Bunu bilekliğine damlatacağız. Bu sivrisinekleri uzak tutacaktır. Seni artık rahatsız etmezler. Şimdi öp bakalım anneyi. Ay, dur şimdi. Sivrisineklerden intikam almalıyım. İşte döndüm ve bu artık şahsi bir mesele. Hey, alın bakalım. Ooo,
Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Aha, müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Ay lütfen ağlama. Baksana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam, ver hadi. Of, iyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutta. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Ah, şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Ha? Neler oluyor? Çok sıkıcı. Ah, işe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ah, ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Ay, hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Aa, peki, ben de biraz deneyeceğim. Ha? Sabah mı oldu hemen? Ağlamaz. Ne oldu böyle? O saçların haline bak. Hamura kaplanmış. Oh, yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Aha! Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Aa, fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Bir dakika, bu hamur mu? Yani evet olabilir. Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz. Aa, tıraş makinesi, hemen bırak babacığım, hayır. Birazdan biter, sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim, güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çakırdın mı, ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz. Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak, harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler, harikasın. Öyleyim gerçekten, değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Bardakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun, öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çaydanlığım gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika. Bu yeter mi acaba? 3 kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Aa, yok, böyle olmayacak. Belki bunu 3'e bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Of. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz 3 kişiyiz bak. Aa, evet haklısın tabii. 1, 2, 3 ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Vay canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor? Vay canına, şimdi geri çekeyim babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım ayıcık.
Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Ha, şaka yaptım sadece. Aa, evet anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok, hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. Ah iğrenç. Onu almak istemiyorum. Uf, peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman. Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum sorun ne? Aa evet, işini hallediyorsun. Hey, bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle. Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Of peki neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Of pis kokuyor. Üzgünüm ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Aa buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz. Sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim. Bak bende ne var? Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Baharatları nefis kokuyor. Ha? Ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Hey, ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim mi? Şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Aa, hadi ama. Buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım. Bir dakika, oyun mu oynayacağız? Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam yediklerimizi değiştiriyoruz. Şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii tabii, ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı, sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın, baharatı inanılmaz kokuyor. Hey, bekle. Hadi bir daha oynayalım. Olmaz, ben böyle yiyeyim. Denemeye değerdi. Sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Şırınganın içine simli epoksi reçine doldur ve bunu kelebek şeklindeki kalıbın içine sık. Epoksi reçinenin sertleşmesini bekle. Sonra kalıptan çıkar. Bir zinciri kanatlarına iliştir. İşte göz alıcı küpelerin oldu. Vay canına, güzel görünüyor. Kim küpelerin pahalı olması gerek dedi ki? Merhaba David, hoşuna giden bir şey var mı? Seçecek bir sürü şey var. Hoşuma gitti bu. Vay canına, çok güzeller. Ama herhangi bir şey alabileceğimi sanmıyorum. Ben gideyim, görüşürüz. Belki kendi takılarımı kendim yapabilirim. Burada ihtiyacım olan her şey var. Hadi bir bakalım. Bu işe yarar. Boncukları bu misinaya dizeceğim. Sandığımdan zormuş bu iş. Neredeyse oluyor. Hadi ama. Başardım. Şimdi güzelce bağlayayım. Of, tekrar deneyeyim. Bu bayağı hoşuma gitti.
Biraz ufak kalmış. Belki elimin üstünden geçirebilirim. Ah, yok olmuyor. Esnetmem lazım. Ah, hayır. Yine mi? Bu çok sinir bozucu. Yeter ama, aptal bilezik. Tek istediğim güzel bir şey takmaktı. Ha? Bu limonlar da nereden gelmiş? Vay canına, şuna bak. Bir sürü var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Eğer meyve ve takılara meraklı bilirsen buna bayılacaksın. Bu limonu dilimle ama parmaklara dikkat. Limon dilimlerini bir fırın tepsisine al ve sıcak fırına koy. İyice kuruyana kadar limonları fırınla. Aynen böyle. Ama bunu limonları yemek için yapmadık. Sonra bir bardağın içini sıvı camla doldur. Limonu sıvı camın içine batırmak için tahta bir şiş kullan. Limon tamamen kaplansın ve sıvının fazlası bardağa geri aksın. Şişin açtığı deliğe bir küpe kancası yerleştir. Aynısını diğer dilimlere de uygula. Vay canına, bunlara bayıldım. Doğa bununla gurur duyacak. Artık benim de para kazanma zamanım geldi. İşte tezgahım hazır. Ne düşünüyorsunuz? Ha, bayıldım. Bir çift alayım. Buyurun. Merhaba Eva. Küpelerine bayıldım. Bununla değişir misin? Ah, tabii ki. Al bakalım. Vay canına, bunu çok istiyordum. Çok şirinler. Dur dur dur, benden kaçma. Seni yakaladım. Bu kadar kaçmak yeter. Banyo zamanı geldi ve bunu yapacaksın. Şimdi önce sabunlanalım. Ne? Kayboldu. Yine nasıl kaçtı? Sırra kadem bastı. Evet, canavarlarımı seviyorum. Onlar çok iyi. Ne yaptığını sanıyorsun? Hadi gel. Hayır, ben yapmak istemiyorum. Banyodan nefret ediyorum. Sen gördüğüm en kötü insansın. İyi, tamam, ben kötüyüm. Ama sen sabunlanacaksın. Hayır, beni yakalayamazsın. Sabunlanmak yok. Olamaz, beni delirtecek. Yaşasın, ördekçik çok güzel yüzüyor. O en iyisi. Plastik ördeklerini seviyor. Sanırım bunu kullanabilirim. Bu büyük bardağa ihtiyacım var. İçini şeffaf epoksiyle dolduruyorum. Yüzeye çıkan şu baloncuklara bak. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi epoksiye renk katacağım. Birkaç damla yeter. İyice karıştırmalıyım. Epoksi çok yoğun olduğu için bol bol karıştırayım. Tamam, bu kadar karıştırma yeter. Şimdi bunu plastik ördeğin üzerine dökeceğim. Tamam ördekçik, epoksi duşu alacaksın. Ördeğin her yerine döküp iyice kaplayayım. Bayağı yoğun. İyice dökünce kurumasını bekleyeceğim. Evet, bitti. İşte, nasıl buldun tatlım? Vay canına. Amanın, dikkati dağıldı. Şimdi sabunlayabilirim. Onun bu kadar işe yaradığına inanamıyorum. Yine huzurlu bir sabah. Hazırlansam iyi olur. Uyan. Günaydın. Dişlerimi fırçalama zamanı. Hala uykum var. Ay. Gıdıklıyor. Dişlerim ışıldıyor. Olamaz. Belki fark etmezse. Pekala, sırada ne var? Makyajım iyi görünüyor. Küpelerim. Takayım. Öbürü nerede? Bana bakma. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bu çok tuhaf. Ben ne yapacağım? Sanırım bir fikrim var. 3 boyutlu kalemle böyle bir üçgen çiz. Çizgiler şık olsun. Üçgenin tabanına ulaşınca başka bir renk kullanmaya başla. Bir karpuz yapacağız. Kabuk için yeşilin farklı tonlarını kullan. Sonra çekirdekler için siyah noktalar yap. Noktaları kırmızının üstüne rastgele yap. Bitince tersini çevir ve bir küpe iğnesi ekle. Şık ve leziz görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. 3 boyutlu kalemle küçük çizgiler çiz. Öbür yanına da yaprak şekli elde etmeliyiz.
iyi görünüyor. Yaprağı ters çevir ve küçük ve şeffaf bir pipet parçası ekle. Bunu makasla kes. Bu yaprağı kulağında tutacak. Oo, çok güzel görünüyorlar. Ha? Aa, şey, tesisatçı olmak istiyorum da. Ha, biliyordum zaten. Ah, sanat muhteşem değil mi? Yakından bakalım. Oo, şu resimlere bak. Hiç beklemiyordum. Devam edelim. Hmm, burada ne varmış? Ah, küçük bir büst. Aslında bu bana ilham verdi. İşe koyulma zamanı. Kutu kalıbım hazır. O vıcık vıcık şeyi dök. Olamaz, bu çok ıslak. Gözlerimi açmasam iyi olacak. Bir dakika. Videoyu durdur. Devam etmeden önce bir şeyler atıştırayım. Bu cips işe yarar. Evet, evet. Bu seviyeyi yok ediyorum. Hmm. Burada bana yer var mı? Aa, boş bir sandalye. Buraya sıkışayım. Ah, nihayet. Buraya gelmem çok uzun sürdü. Ama şimdi her şey hazır. Artık başlayabilirim. İyice esneyeyim de başlamaya hazır olayım. Ah, daha iyi. Öfke! Bu zindanı mahvedeceğim ve kesinlikle hız rekoru kıracağım. Ne? O NPC'leri bana atabileceğini mi sanıyorsun? İmkanı yok. Ey! Of, o da ne? Neler oluyor? Olamaz! Hız rekorunu az kalsın kırıyordum. Ah, ne? Klavyem, klavyeme ne oldu? Tuşları etrafa dağılmış. Onu mahvettim. Öf, şu W harfine bak. Bundan kurtulmalıyım. Bu sorunu çözmek için başka bir şey yapmalıyım. Şimdi epoksiyi de ekleyeyim. Fazla doldurmak istemiyorum. Bu soruna neden olabilir. İşte hepsini doldurdum ve şimdi hepsi kurudu. Artık onları çıkarabilirim. Ah, şunlara bak, ne şirin oldular. Onları klavyemdeki eksik tuşların yerine yerleştireceğim. Pekala, yeni sevimli klavyemi çok beğendim. Hız rekorunu kırmak için uğraşmalıyım. Biraz esneyeyim. Öfke! Hadi yapabilirsin. Daha sert, daha hızlı. Bir dakika. Oo, başardım. Rekoru kırdım. İşin sırrı şanslı klavyem. Hey, pekala, aferin. Alkışlar senin için geliyor. Tamam, bu güneş kremiyle kendimi koruduğumdan emin olayım. Bu kadar boncuk yeter. Sıra karpuzumla oynamaya geldi. Aa, ne kadar vıcık vıcık, bayıldım. Hey, bir saniye. Şurada boş bir saksı var. Küçük karpuzumu o toprağa yerleştireyim. İşte oldu. Şimdi sadece büyümesini bekleyeceğim. Evet, hiç beklemeden büyümeye başladı. Tamam, bu fikir dahice. Bunu yapmalıyım. Pekala karpuz, şimdi bana bir karpuz ağacı ver. Hadi ama yapabilirsin. Hmm, Sunny orada ne yapıyor? Ha, neyse. Karpuz, neden büyümüyorsun? Ha? Aa, hayır, çok üzgün görünüyor. Onu neşelendirmek için bir şey yapmalıyım. Polimer kili kat kat koyarak başlıyorum. Sonra bir de bu kırmızı kil topunu koyuyorum. Sıra bunu rulo yapmaya geldi. Bu aleti kullanacağım çünkü kili dilimlere ayıracağım. Ama dikkatli olmalıyım, ezmek istemiyorum. Tamam, iki kesikte bir dilim kestim. Ortadaki küçük dilim bana yeter. Şimdi yine kil aletimi alıyorum. Çünkü bu daireyi ikiye bölmeliyim. Güzel, bu yarısını kenara alıyorum. Şimdi bir dilim daha kesmeliyim. Tıpkı bir turta gibi. Gitgide güzelleşiyor. Bu işe yarar. Şimdi bu kil parçasına cila sürmeliyim. Güzel ama karpuzun çekirdekleri eksik. Bu küçük siyah boncukları koyabilirim. Çekirdeğe benzeyecek. Ama sadece çekirdek olması yetmez. Mutlu bir yüz istiyorum. İşte artık küçük mutlu bir yüzü var. Ne şirin. Sunny, sana küçük bir şey hazırladım. Ah, küçük bir karpuz kolye. Ona uygun küpeleri de var. Oh, çok sevimliler. Çok sevdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sadece seni üzgün görmek istemedim. Hey, onun yerine bunu ekebilirim. Aa, ne? Sunny, ne? Bu hiç mantıklı değil. Dur, dur, dur. Benden kaçma. Seni yakaladım. Bu kadar kaçmak yeter. Banyo zamanı geldi ve bunu yapacaksın. Şimdi önce sabunlanalım. Ne? Kayboldu. Yine nasıl kaçtı? Ah, sırra kadem bastı. Evet, canavarlarımı seviyorum. Onlar çok iyi. Ne yaptığını sanıyorsun? Hadi gel. Ah. Hayır, ben yapmak istemiyorum. Banyodan nefret ediyorum. Sen gördüğüm en kötü insansın. İyi, tamam, ben kötüyüm. Ama sen sabunlanacaksın. Hayır, beni yakalayamazsın. Sabunlanmak yok.
Olamaz, beni delirtecek. Yaşasın, ördekçi çok güzel yüzüyor. O en iyisi. Plastik ördeklerini seviyor. Sanırım bunu kullanabilirim. Bu büyük bardağa ihtiyacım var. İçini şeffaf epoksiyle dolduruyorum. Yüzeye çıkan şu baloncuklara bak. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi epoksiye renk katacağım. Birkaç damla yeter. İyice karıştırmalıyım. Epoksi çok yoğun olduğu için bol bol karıştırayım. Tamam, bu kadar karıştırma yeter. Şimdi bunu plastik ördeğin üzerine dökeceğim. Tamam ördekçik, epoksi duşu alacaksın. Ördeğin her yerine döküp iyice kaplayayım. Bayağı yoğun. İyice dökünce kurumasını bekleyeceğim. Evet, bitti. İşte, nasıl buldun tatlım? Vay canına. Amanın, dikkati dağıldı. Şimdi sabunlayabilirim. Onun bu kadar işe yaradığına inanamıyorum. Bu çay ne güzel, sıcacık. Bayıldım. O da ne? Ah, gidip güne başlamalıyım. Fincanı oraya öylece bıraktı mı? Temizlik yaptığımı görmüyor muydu? Bir dakika, masada iz bırakmış. Hayır! Belki sert bir şekilde silersem çıkarabilirim. Bir dakika, bir fincan daha mı? Bunu da ardında bıraktı. Başka bir lekeyle. Ah, ne güzel. Roket şeklindeki bu fincanı seviyorum. Gerçekten mi? Evin içinde peşinde geziyorum. Bir dakika, yine mi? Sunny bu kadar çok fincandan bu kadar çok şeyi nasıl içebiliyor? Üstelik fincanı olduğu yere bırakıyor hem de her yüzeye. Ah, yoruldum. Hiç durmadan temizlik yaptım. Belki ondan içecek bir şey kalmıştır. Ha? Portakal dilimi mi? Ah, şunu plastik bir yüzeye koyup silikon tabancamı alayım. Dilimin etrafına sıcak silikonla bir daire çiziyorum. Kusursuz olmasına gerek yok. Zaten meyve de tam daire değil. Ama yeteri kadar kalın olması lazım. Bu kenarı yükseltmek için biraz daha sürmeliyim. Şimdi biraz ışıltı katalım. Altın rengi sim döküyorum. Çok koymama gerek yok. Aşırıya kaçmak istemem. Sıra epoksiyi eklemeye geldi. İçine döküyorum. Portakal dilimin tamamen kaplaması gerek. Silikon kenarlar da epoksiyi yerinde tutacak. Artık kuruduğuna göre kalıbımdan çıkarabilirim. Çok güzel oldu ama daha bitmedi. Kenarları boyayayım. Bu ışıltılı altın rengi boyayı kullanacağım. İşte oldu. Bardak altlığım sonunda hazır. Ah canına, ne kadar güzel. Düşündüğümden daha da iyi oldu. Orada dur, fincanını bu bardak altlarından birinin üstüne koymayı ihmal etme. Evet, başardığım mobilyalarımı korumama yardım edecek. Tamam, şimdi bu bittiğine göre bir şeyler atıştırabilirim. Bir saniye, bu da ne? Bütün bu bardaklar nereden geldi? Oh. Acele et, umarım hoşuna gider. Vay canına, pekala. Tamam, ben hazırım. Vay canına, bu bir gökkuşağı, müthiş. Oo, bu çok güzel renkmiş. Bununla başlıyorum. Bu rengi daha büyük fırçayı boyamak için kullanacağım. Daha sonra da maviyle boyayacağım ve sonra yeşili, sarı ve açık maviyle boyayacağım. Bu fırçanın üstüne gökkuşağının bütün renklerini süreceğim ve şimdi sıra boyayı kağıdın üstüne uygulamak. Haha, işe yarıyor, şu renklere bakın. Mükemmel, aynen böyle, iş bitti. Yaşasın, gökkuşakları hoşuma gidiyor. Ah, bu gökkuşağını yapmak neden bu kadar zor? Ne çok renk gerekiyor. Nasıl hemen bitirdin? Oh, her neyse. Kendini çok iyi sanıyor. Bir saniye. İşin sırrı bu. Ver şunu bana. Hey, neler oluyor? O benim. Kendininkini kullan. Benim fırçamı çalmaya çalışma. Sanat hırsızı seni. Oh, olamaz. Çok yukarı uçtu. Neler oluyor? Sihirli bir şey yapıyor. Vay canına, bu harika bir disko topu. Şu parıltılara bak. Şimdi dans zamanı. Oh, gökkuşağı tiyoları her zaman çok harikadır. Bu iki tek boynuzlu bugün bu törende evlenmeyi kabul etmiştir. Seni seviyorum. Ha, tanrım, bu çok güzel. Eğer kimsenin bir itirazı yoksa yüzüklerinizi takabilirsiniz. Yüzük tabii. Ha, oh, aman tanrım, nerede ki bu? Cebime koyduğundan eminim. Hey, burada acil bir durum var. Benim yüzüğüm yok. Burada neler oluyor? Ha? Amanın, yüzüğü yok. Bir dakika, ben bir şeyler düşüneceğim. Aha, hayallerimin düğünü mahvoluyor. Yapabileceğin bir şeyler olmalı. Kolyem. Bana bir saniye izin verin. Elimde boncuklarla saç düzleştiricim var. Bu fırın kağıtlarının düzleştiricinin sıcak kısmına geçiriyorum. Güzel. Şimdi boncukları düzleştiricinin kollarına dizip araya sıkıştıracağım. İşte oldu. Boncuklar sıcakta erimeye başladı. İşte oldu. Eriyip yassılaştılar. Şimdi bunları yuvarlayıp yüzük haline getiriyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi bunu parmaklarıma takacağım. İşte böyle. Çok iyi gidiyor. Her biri parmaklarıma çok iyi uydu. Ben bir dahiyim.
Artık bu düğünü kurtarmanın zamanı geldi. Şişt, al bakalım. Evet, tamam, yakaladım. Vay canına, bu bir gökkuşağı yüzüğü, harika. Tamam, yüzüğü takmaya hazırım. Şimdi şunu parmağına takayım. Seni asla yarı yolda bırakmam. Pekala, artık evlisiniz. Oho! Düğünümüz bir harika. Bu DJ de bayağı iyiymiş. Ah, ne güzel bir gün. Güneş pırıl pırıl ve sıcacık. Bugün harika bir gün olacak. Oh, ne güzel. Oh, ne güzel. Bir kova dolusu patlamış mısır. Hmm, kokusu da çok güzel. Acele et. Ah, bu hava kabus gibi. Çok kötü. Bugün çok kötü bir gün oluyor. Ruh halim hiç iyi değil. Vay canına. Bir sakinleşir misin? Patlamış mısırlarım etrafa saçıldı. Hadi al biraz şundan. Vay, demek o derece. Ne yapabilirim? Buldum. Seni bir muayene etmek için doktorluk becerilerimi kullanayım. Şaka mı bu? Sen gerçek doktor değilsin ki. Bana yardım etmek için yapabileceğin bir şey yok. Moralim bozuk. Aa, senin kalbin kırık. Ne kötü. Seni neşelendirmem lazım. Hadi mutlu ol. Burada neler varmış? Oh, bonibon. Bir saniye. Sanırım şu an çok iyi bir planım var. Şimdi planıma patlatmalık mısır taneleriyle başlamam gerekiyor. Bu kadar yeter. Bunların içine biraz da bonibon dökeceğim. Tamam, güzel. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp biraz ısıtacağım. Oh, şekerlemeler erimeye ve mısır taneleri patlamaya başladı. Pekala, bir bakalım. İşte harika bir patlamış mısır oldu. Bu herkesi mutlu eder. Hey, bak, sana özel patlamış mısır yaptım. Bu nedir? Bunu nasıl yaptın? Çok iyi kokuyor. Pekala, bir tadına bakayım. Uf, bu ne? Oh, vay canına. Ağzımda sanki bir gökkuşağı var. Kalbim şu an çok daha mutlu. Ah, bunun işe yarayacağını biliyordum. Onun için çok mutluyum. Aman tanrım. Bu dans yarışması yüzünden çok huzursuzum. Hey, zamanımız daralıyor. Sıradaki gelsin. Hadi, sen başarırsın. Yapabileceğinden eminim. İyi şanslar. Pekala, hazırım. Hadi bakalım. İşte dans ediyorum. Donup kalmıyorum ya da hata yapmıyorum. Vay canına, çok iyi dans ediyor. Evet, başardın. Oo, umarım hoşunuza gitmiştir. Tamam tamam, çok iyi iş başardın. Finallere kaldın. Yaşasın, buna inanamıyorum. Başardım. Başardın, aynen düşündüğüm gibi. Teşekkürler. Pekala, işte ben geldim. Hadi hadi, bunu başarabilirsin. Pekala, ona şimdi bu figürü göstereceğim ve sonra bunu. Evet, büyük bitiş hareketi ve tada. Oh, hiç güzel değildi. Evet, lütfen sahneyi terk et. Oh, olmadı. Olamaz. Hadi ama ağlama, çok iyiydin. Ya ben berbat bir dansçıyım. Hayır, böyle konuşma. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi üstünü başını biraz düzeltelim. Hey, bence bayağı iyi oldun. Ama beni aynen kendin gibi giydirdin. Haklısın. Sanırım sana bir şey daha lazım. Saçlarına bir şey yapmamız lazım. Oh, anladım. Evet, tamam, hadi o zaman. Bu mavi tebeşirle başlayacağız. Ucunu biraz ıslatalım. Şimdi bunu saçlarının ucuna süreceğiz. Vay canına, harika oluyor. Sen muhteşemsin. Çok güzel, gökkuşağı saçlarını yapmanın bu kadar kolay olduğunu kim bilirdi ki? Tamam, yeni görünümümle bir kez daha denemeye hazırım. Oo, vay canına, şuna bakın, çok iyi dans ediyor. Görünümüne de bayıldım. Pekala, bir sonraki tura kaldın. Yaşasın, çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Oo, aman tanrım, şuraya bak, işte geliyor. Bu tarafa bakıyor. Selam. Oo, bana neredeyse hiç bakmadı. O buraya mı bakıyor? Bakmıyor mu? Güzel. Bir dakika, benim bir fikrim var. Hey, buraya gel. Şimdi planımı iyi dinle. Oh, vay canına, tamam, hadi yapalım. Sonuna kadar varım. Pekala, şimdi böyle başlıyoruz. Böyle bir plastik kalp şeklinde kalıba ihtiyacımız var. Şimdi bunu bu kırmızı renkle dolduruyoruz. Sonra bunun üstüne pembe döküyoruz. Çok iyi görünmeye başladı. Şimdi de üstüne sarı ekliyoruz. Sonra üstüne yine pembe döküyoruz. Ve sırada mavi var. Bayıldım. Bir kat daha ve sonra bu yeşili döküyoruz. Artık kalıp tamamen doldu. Şimdi sertleşmeye bırakıyoruz. Pekala, şimdi bir tabağa ihtiyacım var. Sonra bunu ters çeviriyoruz. Ve sonra dolguyu kalıptan çıkarıyoruz. Şu katmanlara bak, çok güzel görünüyor. Tamam, kalbim hazır.
Çok heyecanlıyım. Ama bir denemem lazım. Tamam, bugün artık harekete geçmem lazım. Of, çok heyecanlım. Hayır, uzaklaşma ondan. Selam, ben bunu senin için yaptım. Nasıl yani? Sen de mi bana bir kalp yaptın? Buna inanamıyorum. Aa, onların adına çok mutlu oldum şimdi. Hey, ne haber? Vay canına, saçına bak. Saçlarına yaptığın şeye bayıldım. Ha? Orada ne yapıyor? Hey, bakın, yeni bir kaykay aldım. Nasıl yani? Benim yerim onunla ilgileniyor. O zaman bir tek boynuzlu büyüsü uygulayayım. Evet, teşekkürler, kendim süsledim. Vay canına. Oo, kaykayıma ne oldu şimdi? Evet, çok iyi işe yaradı. Artık onunla ilgilenmiyor. Oo, demek o yaptı. Bu kapışma demektir. Ona gününü göstereceğim. Bu sefer kaykayımı daha da güzel süsleyeceğim. Kırmızıyla başladım ama tek renk bu olmayacak. Evet, şimdi harika görünüyor. Ama şimdi başka bir şeye daha ihtiyacım var. Buna biraz tıraş köpüğü ekleyeceğim. Bu çok güzel olacak. Tamam, bu yeter. Şimdi sırada siyah sprey boya var. Şimdi bütün kaykayı siyahla kaplayacağım. Sonra da köpüğü suyla durulayacağım. Su bütün köpüğü götürecek. İşte tertemiz oldu. Kaykayımın işi bitmiştir. Hey, kaykayın nasıl olmuş? Yok artık, bunu nasıl yaptın? Bye. Çok acayip olmuş, süper.